Kültür Televizyonu ekranlarından herkese merhaba. Bugün de Kültür Televizyonu'nda yaşama sanatında sanatı sanatçısıyla buluşturup belki de sizin içinizdeki sanatçının ortaya çıkmasını sağlayacağız. Efendim bugün yine birbirinden değerli iki konuğum var. Ressam ve heykeltıraş Sema Tayincioğlu ve ressam Turan Büyükkahraman. Yaşama sanatı başladı. Hadi bakalım dedi reji ve biz de programa girdik. Karşımda pırıl pırıl bir hanımefendi var. Teşekkür ederim. Ressam, heykeltıraş Sema Tayincioğlu. Sema Hanımcığım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, iyiyim. Siz nasılsınız? Beni duyabiliyor musunuz? Gayet iyi. Harika, ben de sizi duyuyorum. Ne kadar güzel. Yani programdan önce o tüm gerginliği üzerinizden attınız ve şu anda yani aslında beni de motive ediyorsunuz biliyor musunuz böyle bir duruşla? Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben size bir çılgınlık, şöyle söyleyeyim daha doğrusu çılgınlık değil mi? Siz bir çılgınsınız diyeyim. Niye biliyor musunuz? Siz bu sanata nereden bulaştınız? Ortaokulda yıllarımda başladı. Zaten hani sanatçıların hep istediği şey boyalarla haşır neşir olmak, devamlı onunla ilgilenmek. Fakat annemin pek buna pek niyeti yoktu. Hep böyle odayı kapanır, boyalarla oynardım. Sakın yerlere dökmeyesin. Böyle bir hep bir karşılık vardı. Yani karşı çıkma vardı. Dersini çalış, niye bunlarla uğraşıyorsun? Ama babamın desteği çok fazla. Ya bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bu hepimizin çocukluğunda olan bir şey. Yani velilerden en çok evet. duyulan laf şudur. Dersini çalış. Aynen. Hayatım boyunca ben ders çalışmadan okul geçtim. Ortaokul dönemim, lise dönemim böyle geçti. Yani ders çalıştım tabii de hani annelerin istediği seviyede ya da evet. annelerin, babaların istediği ne diyelim oranda ders çalışaraktan değil. Evet. Ben dersi dinlerdim. Ne güzel. Akşama kadar mahallede top oynardım. Ondan sonra da sınıfı geçerdim. Çok güzel. Siz de galiba buna benzer bir... Yani hasbelkader olur. Hasbelkader. Aynen. Evet. Onları yapayım da ama gerçek niyetim Hayır. resim yapmak, başka şeyler öğrenmek, sanatla ilgilenmek. Boyalarla haşır neşir olmak. Benim tek hayalim oydu yani. Bu arada senin tek hayalin oydu da reji de bu arada beni katlediyor. Ben bunu söyledikten sonra içeriden bir ses geldi. Mehmet Ali Bey'den kopya mı çekiyordun yoksa dedi. kopya çektiğim olmuştur üstadım. İtiraf ediyorum bu arada. Yok, hanginiz çekmedi? Siz çektiniz mi kopya Yok, okulda? Hayır. Ben çok çektim yani. Yok. Ben üniversitede çok kopya çektim. Beceremezdim o işi. Teorik derslerden. Biz ama yani küme halinde kopya çekerdik. Topluca of. Kopya çekerdik. Böyle bir kişi iki kişi falan değil. Eyvah eyvah. Tabii canım. Bu arada yani itiraflarda falan bulunuyorum yani kendimle alakalı. Pekala siz kendinizi odaya kapatıp boyalarla Aynen. bir şeyler yapmaya başladınız. Anneniz buna itiraz etti. Evet. Dersini çalış dedi. Siz kendisine nasıl bir karşılık verdiniz? Tamam anne şimdi yapmıyorum. Bir dakika bir işim bitmek üzere. Tabii o arada maviler yerlere dökülüyor. Parkeler mahvoluyor. Sakın dökme yerlere öyle bir sesler geliyor içeriden. Eyvah. Ama babam her zaman destekliyordu beni. Çünkü şöyle diyormuş anneme sonra annem bana itiraf etti. Bırak çocuk ne istiyorsa onu yapsın diyormuş. Beyefendi daha makul birisiymiş evet. bu anlamda. Aynen. Bir de şeyi bana çok motive ederdi babam. Hep derdi ki bir şey gösterdiğim zaman yapabileceğin en iyisi bu mu derdi. Bu beni çok hem önce bir kışkırtırdı sonradan da çok daha motive ederdi. Hani babama kendimi daha nasıl güzel ifade edebilirim? Yapabileceğim en iyisi bu mu dediği zaman senin yapacağın bundan ötesi gibi algılıyordum da Ama bir yandan. Ama şöyle bir şey de vardı beri taraftan da. Yani yaptığınız her işin daha iyisi mutlaka evet. vardır. Evet, evet. Yani, dolayısıyla... Mükemmeliyetçiydi herhalde o yönden. Efendim? Mükemmeliyetçiydi herhalde. Evet, babanda öyle bir taraf olduğunu sezinliyoruz an itibariyle beyefendi de. Fakat şöyle bir şey de var. Yani aslında o her şeyin daha iyisi vardır anlamındaki o klişeyi sanki şöyle çevirsek daha mı iyi olur, daha mı sağlıklı olur? Buradan bizi izleyenlere de söyleyelim. İnsanın başkalarıyla değil de kendisiyle yarışması daha güzel bir şey evet, değil mi bu anlamda? Evet, ben her zaman kendimle zaten öncelikle kendimi beğendirmeye uğraşıyorum. Çünkü en büyük yargılayıcı kendimiziz aslında. Hı hı. Yani bir şeyi ben yaptığım zaman hakikaten bundan emin oldum mu, gerçekten ifade edebildim mi diye devamlı sorguluyorum. Yani kendimize adil olmak zorundayız. Yoksa başka türlü onu bir yerlere taşıyamam. Hani kendi açımdan ilerlediğimi düşünecek olursam önce kendim kendime not vermeliyim. Doğru söylüyorsun. Yani aslında senin söylediğin şeyle benim söylemek istediğim şey aslında aynen, paralel aynen. birbirine. Yani demek istiyoruz ki burada... aslında siz yaptığınız işin bir sonraki işinde daha iyi olmasını istiyorsanız kendinizle evet. yarışın bu anlamda. Kesinlikle. Başkasının işiyle yarışmayın. Yani kriter kendiniz
olmalı. Kesinlikle öyle olmalı. Yani kendimizi bir sınava tabi tuttuğumuz zaman bir şekilde hani en kötü ne olabilir? Hani en kötü şekilde yargılarsam en iyisi çıkar algısı da doğuyor belki de. Hı hı. Yani en büyük eleştiriyi kendim yaparsam gelen eleştiriler bana normal gelecek. Pekala. Sevgili Sema Tayıncıoğlu, bana lütfen söyleyin. Kendinize dalga geçer misiniz? Şimdi bunu niye sordum? Niye? Şunun için sordum bunu. Ben mesela kendimle çok dalga geçerim. Yani işime de dalga geçerim. Yaptığım şeylerle de bazen dalga geçerim. Bazen o kadar acemice şeyler yaparım ki. Yani inanamam yani. Aynaya bakarım. Sen nereden mezunsun derim ondan sonra da, tamam mı? Kendi kendimi. Fakat bu genelde doğrudur. Şöyle bir süreçte olur. Uzun süre eline malzemeyi almazsan, tuvali boyayı almazsan. Evet. Bir böyle bir takım sıkıntılar gerçekten. Ve dolayısıyla ama kendimle çok böyle hani bu anlamda barışık olduğum için ve alay ettiğim için bir sonraki adım daha beni motive ediyor olaya aslında ve tabii sonra açılıyorsun tekrar eskiye dönüş evet. Başlıyor bu anlamda soruyorum. Evet yani şimdi ben mesela resim yaptıktan sonra şöyle bir şey oluyor bende resim yaparken birdenbire hani bıraktığın zaman tabii heykel benim hayatımda belli bir süreden sonra başladı. Fakat heykel yaptıktan sonra resme döndüğüm zaman dediğin gibi o acemiliği yaşıyorsun. Sonra hayır bu, sen bu değilsin dediğim oluyor. Kendim dediğin gibi dalga geçip ondan sonra. Sen de yani aslında benim bahsettiğim yoldan gidiyormuşsun canım. Aynen. Sen önce soruyu ters bir soru geliyor gibi algıladın bence. Bir suratın değişti ama yani evet. Ne demek kendimle dalga geçiyorum gibi. Sen bakma bana ben sorarım böyle sorunu. Yok doğrudur, doğrudur. Ha. Öncelikle tabii yaptığın şey mesela. Sulu boyayla karşılaştığım zaman, hani sulu boya yaptığım zaman çok sürprizlerle karşılaştım. Ama şimdi tabii sulu boya aslında birazcık da tehlikeli bir malzeme. Evet. Çünkü evet. Su çözücü olarak evet. Kullanıldığı için çok akışkan bir şeyden bahsediyorsun. Ufacık bir ayarı kaçırdığın zaman aynen. Tüm sistem tehlikeli. Değişiyor. Çok aynen. Tehlikeli. Yani çok kağıda hamur yapmışlığım vardır. Benim de yani lise sıralarında sulu boya yaparken. Aynen. Şimdi şöyle bir şey, sanatı her türlüsünü denemek bana heyecan veriyor, öyle diyeyim. Bu suyla ilgili bir, su kristalleriyle ilgili bir kitap okumuştum. Evet. O bana çok ilham vermişti. Ondan sonra sulu boyayla tanıştım. Arkadaşım bana dedi ki, dur bak dedi, senin anladığın anlamda bir sulu boya değil esas sulu boya. Hani benim onu kullanma şeklimle onun kullandığı şekil çok farklıydı. Ondan sonra bana bir şekilde gösterdi nasıl yapacağımı. Sonra çok büyük bir heyecan başladı bende. Yani sulu boya merakı başladı. Deneye deneye onunla oynarken çok böyle değişik maceralara gidiyorsun gibi hissediyorsun. Şimdi hala yine öyle suyla ilgili hala araştırmalarım var. Bu galiba bir yerden çıkacak ortaya. Yani suyla ilgili araştırmalarım var derken bu anlamda boyanın dışında direkt suyun özne olduğu başka mecralardan evet. Mı bahsediyorsun? Evet evet. Suyun şekil verdiği malzemeler. Mesela tamam. Onlar benim için aslında çok... Aslında çok enteresan. Güzel evet. Şeyler söylüyorsun. Bunları lütfen biraz aç izleyicilerimiz de bilgilensinler. Şöyle mesela granitler beni çok etkiliyor. Hani granitler. Suyun ve tabiatta hı-hı. Oluşan kayaların, kayaçların verdiği renkler çok enteresan. Hani tabiatın kendi rengi. Biz onu istesek de o kadar güzelini çıkaramayız. Dünyanın en güzel renkleri doğada zaten. Aynen. O yüzden... dediğim şey o. Yani şu an ben şu aşamadayım. Önce o kitapla başladım. Sonra sulvayı merak ettim. Onu denedim. Şimdi granitlerle ilgileniyorum. Yani granit taşları benim çok ilgimi çekiyor. Ama bu nereye gider? Şimdi böyle bir konsept hazırlıyorum. O herhalde bir yerden onları konuşacağız. Evet. Onları konuşacağız. Şimdi bu geriye döndüğümüzde efendim Valide Hanım'ın diyelim. Anneniz Valide Hanım'ın size şer koymasıyla efendim evet. Resimden ziyade diğer derslerinizle ilgilenmesiyle ilgili yarattığı minik sıkıntılardan sonra babanızın hani başka yollu da olsa yani daha doğrusu hani çok direkt olmasa da belki en direkt size bu anlamda destek verişi siz daha sonra bu resim olayını hangi dönemde ne şekilde taşıdınız? Yani bu daha sonra ortaokul ya da lise dönemlerini iyice anladınız. Dediniz ki yani ben artık evet resim yapacağım belli. Benim üniversite hayatım ya da gelecekteki hayatım, gelecekteki planlarım sanat üzerine kurulacak. Evet. Bu anlamda soruyorum soruyu. Evet şöyle oldu. Lisedeki öğretmenim çok destekledi. Yani şöyle destekledi. Çok beğeniyordu beni. Mesela bütün sınıfın resimlerini ben yapıyordum. Ama bu arada lise öğretmenleri şansımız ya da şanssızlığımızdır evet. Biliyor musun? Doğru.
Çok yani doğru. Sen anlat, sonra ben bir şey anlatacağım. Şimdi mesela lise öğretmenim beni çok beğeniyordu fakat hiçbir zaman on vermiyordu. Hani neden? O zaman ha, çok onlar... beğendiği için on vermiyor mu yani? Bu neden? Çünkü diyordu ki bana sen bu değilsin diyordu. Ne demek o? Sen bu değilsin şu demek, yani sen bundan çok daha iyisini yaparsın. Ama ikinci baba gibi karşına çıkmışsın. Aynen. Bu da ne bunlar bana hep kamçı işte. Yani birbirlerini izliyorlar. Aynen. Bir tane işte hatırlamıyorum, bir resim yapmıştım. Bundan çok daha iyisini yaparsın dedi bana. Hani bir de sınıf arkadaşlarım bana da yapsana, bana da yapsana. Hepsini yapıyorum. Sema'ya yaptırdınız değil mi diyordu. Ama onlara 10 veriyordu, bana 7 veriyordu. Aa, inanmıyor. Evet, böyle bir durumla da karşı karşıyaydım. Sonra dedim ki öğretmenim beni beğeniyorsa demek ki ben bu yolda ilerleyebilirim. Evet. Ondan tam sonra... da işte sorunun esas merkezine geldik. Evet. Aynen. Ondan sonra tabii... bir şekilde ben iç mimarlığı kazandım ve iç mimarlık okudum. Harika. Fakat bu işte bir çalıştığım zaman, biz evliydik eşimle. O zaman bana dedim ki yani ben bu işi kulağım ters göstermeye benziyor. Hı-hı. Ben bu işte mutlu değilim. Yani yaratmak istiyorum ama bir şekilde yaratıyorum. Mimarlığa da meraklıydım. Seni tatmin etmiyor yani. Yok, hayır. Tatmin etmiyor. Aynen. Hani içinde gönlünde yatan aslan var derler yok. Ya. Evet. Önümü görüyorum ama gitmek istediğim yön öyle değil. Yani belli evet. ki bu işte mimarlıkta gideceğim, iç mimarlıkta. İlerleyeceğim fakat istediğim yol o değil. Sonra dedim ki eşime, vallahi dedim... Mahir Bey'in atölyesine gitmek istiyorum. Hı hı. Sen bana izin verir misin? Dedi, ne istiyorsan onu yap dedi. Ay, o gün dünyaları verdi sanki. Harika, ne güzel, evet. ne güzel. Yani aslında bu arada Valide Hanım'ı saydınız, Peder Bey'i saydınız, okuldaki öğretmeninizden bahsettiniz, eşinizden bahsettiniz ama yine en büyük destek yine eşinden gelmiş. Evet, çok yani, doğru. Harika. Ha, bu arada benim de küçük senin demin anlattığın olaya paralel minik bir anekdotum vardır. Daha önce de anlattım galiba televizyonda. Yani hani klasik şu el ödevi vardır ya, evet. bize el ödevi vermişlerdi, ben yaptım, o zaman 10 üzerinden değerlendiriliyor ve bana 4 verdi. Ben de çok üzüldüm, yani ağlamaklı bile oldum yani, açık söyleyeyim, niye 4 verdiniz diye sorduğumda, bunu sen yapmadın çünkü dedi, yalan söylüyorsun dedi. Halbuki onu ben yapmıştım yani, bunu anlatamadım ve hayatım boyunca da o resim öğretmenini hiç unutmadım, biliyor musun? Evet, yani, unutulmuyor gerçekten. Maalesef, hani neyse, fazla detaya girmeye gerek yok. Ve böylece özel bir atölyeye giderekten resimle profesyonel anlamda diyelim haşır neşir olmaya başladım. Sonra? İlk başta resimlerimi gösterdim. Yaptığım çalışmaları, bütün desen çalışmalarımı gösterdim. Sen de işi bitirmişsin en başta. Yani ilk adımı atlatmışsın. Artık yal boyaya geçebilirsin. Ben böyle kaldım. Çünkü neden? Beklemiyordum. Yani... Genelde hocalar belli bir aşamadan sonra eğitiyorlar, belli bir yere getiriyorlar. Ondan sonra boyalarla haşır neşir ediyorlar düşüncesiyle. Ama o arada birdenbire boyalarla karşılaşınca hani bir maymun iştahlı gibi bütün boyalara saldırmış vaziyette. Sen bir boya çılgınısın. Sen bir boya çılgınısın. Sana doğum günlerinde buradan sevgili izleyenler, sevgili sanatçımıza buradan doğum günü ben olmazsa bir ara onun izniyle anons edeyim. Siz de ona bol miktarda olmazsa boya gönderin. O bir tam çılgın, boya çılgını. Evet. Buyurun devam edin. Ondan harika. Sonra... kendimden geçmişim. Yani hiç o günlerim o kadar unutamıyorum. Çok güzel günlerdi. Gerçekten böyle özgürlüğün ilan edildiği bir şey. Annem hiçbir şekilde bana ket koymuyor. Öğretmen bana hiçbir şekilde, resim hocası da bana bir şey, bir engel tanımıyor. İstediğim gibi oynayabiliyorum. Yani fırçalar benim, boyalar benim. Müthiş, çılgın müthiş. Gibi. Harika bir duygu. Harika bir duygu. Evet. Yani arayışımı buldum. O kadar iyi biliyorum ki o duyguyu. O daha doğrusu ben o yani şöyle... Bende de tezahürü bunun boyayı yeni alıncadır. O büyük tüpler vardır ya. Evet. Yani ya tüp seyredilir mi ya? Boya tüpü seyredilir mi? Karşında televizyon izler gibi boya tüpü seyrediyorsun. Çok o kadar güzel. Yani hoş, o kadar seni çok böyle beynini nasıl söyleyeyim? Hani etkisi altına alıyor ki, o kadar seni çok heyecanlandırıyor ki. Kesinlikle doğru. Ve tutkudur bu. Kesinlikle tutku, bravo. Çok büyük bir tutkudur ve gerçekten. Ve buradan da anlıyorum ki bugün çok doğru bir konuk seçmişiz biz. Teşekkür ederim. Harika gidiyorsun. Ve bu resim, bu özel atölyedeki çalışmalarından sonra arkasından bir sergi geldi mi geçmişte? Evet, tabii karma sergilere katıldım o arada. Sonra şöyle bir şey oldu, biz eşim master yapacaktı. Ben de dedi ki beraber gideceğiz, hani yurt dışına gideceğiz. Olur dedim. Gidelim. Dedi o zaman sen de sanat okursun. Allah. Aa, müthiş. Ya nasıl böyle? Sevgili izleyenler, Allah herkese böyle bir eş nasip etsin yani. Sema Hanım'ın eşini görüyor musunuz? Kendisini destekliyor. Master yapmak istiyor.
beraber gidiyorlar ve gittiğimiz ülkede diyor sen de orada sanat okursun. Evet. Müthiş. Çok o yönden hakikaten hakkını yemem, çok bana destek oldu. Kendisi minnettarım yani. Keşke beyefendiyi de konuk alsaydık. O da senin yanında şurada otururdu. Ondan sonra öyle gittiğimiz zaman öyle bir sanat okuluna beni yerleştirdi. Çok değişik, çağdaş sanat Hangi okulu. Hangi ülkeye gittiniz bu arada? Amerika'ya. Amerika'ya gittiniz, New York'a. Boston. Boston, evet. Evet. Orada çağdaş sanat okudum. Hocalar da gerçekten hani orada kişisel ve karma sergiler için hazırlık yaptı. Yani burada hocam bana demişti ki katalog yapıp oraya git demişti. Hı. Burada bir katalog hazırlattım ben yaptığım eserlerle, yapıtlarla ilgili. Orada galerilere gönderdik ve onlar çok beğendiler. Geri dönüş sağladılar. Yani hem New York'ta hem Boston'da kişisel ve karma sergi. Şimdi bak burada sana bir şey söyleyeceğim. Sen bizzat Avrupa'daki sanatı, Amerika'daki sanatı da takip eden, oralara gidip gelen ve incelemeler yapan birisin biliyorum. Mesela burada aslında galerilerle ilgili, Türkiye'deki galerilerle ilgili bir genel bir sıkıntı var. Hepimizin yaşadığı. Buradan da bunu aslında duyurmak istiyorum. Yani bize konuk olarak gelen sanatçı arkadaşlarımız da bahsediyor. Ya da biz dışarıda diğer sanatçı arkadaşlarımızla da bunu konuşuyoruz. Mesela sizden dosya istiyorlar diyelim. Doğru. Siz dosyayı götürüyorsunuz. Bazı galeri dosyayı kaybediyor. Bazı galeri dosyaya hiç bakmıyor. Bazı galeri yani dosyayı alırken lütfen alıyor. Şimdi mesela bu Doğru. benim başıma geldi Amerika'da. Amerika'da eğer bir galeriye siz bir şey gönderdiğinizde dosyayı bırakın. İnternet yoluyla JPEG gönderdiğinizde dahi size geri dönüyorlar ve size cevap veriyorlar. Evet, çünkü doğru. sizi önemsiyorlar. Çok doğru. Yani bu benim yaşadığım bir şey değil sadece. Yani genel anlamda bir şey. Sen de mutlaka bunları yaşıyorsundur zaman evet. zaman. Orada mesela kendi adımıza tespitlediğimiz bazı galerilere postaladık ve onlardan evet cevabı geldi. Ben de zaten inanamadım. Çünkü neden? Hani bana dediler ki bunlar senin işlerin mi, hocanın işleri mi diye söyleyen de oldu. Eşim dedi ki ne demek istiyorsunuz? Benim eşim yapabilir bunları yani. Biz o zaman ben gençtim tabii. Hı hı. Daha gençtim. İlk başlardaydım. Daha yeni başlıyordum tabii sanata. O yüzden inanamadılar. Yani olgun buldular resimlerimi. Yani yaşıma göre çok olgun buldular. Oturmuş bir... Nasıl bir tekniğin vardı? Neler yapıyordun? Ekspresyonist çalışıyorum. Ekspresyon. Evet. Yani daha serbest fırçalar verelim. Evet, evet. O zaman çevre kirliliğini konu almıştım ve onlar da çok beğendiler ve geri dönüş sağladılar. Yani bütün kontakları orada yaşarken yapmak tabii bizim için avantajdı. Hani buradan... Aslında orada yaşamak çok daha bu anlamda doğru. Yani şimdi biz tamam şu anda Türkiye'de yaşıyoruz ama Türkiye'den yurt dışıyla kontak kurmanın zorluklarını dönem dönem yaşıyoruz. Fakat yalnız hayatımıza internetin girmesinden sonra birazcık daha sanki bazı şeyler kolaylaştı. Doğru. Ama tabii Doğru. ki işin en doğrusu o ülkede yaşamak. Evet. Orada bizzat diyelim o sanatı yapmak. Peki bu o dönemlerde daha doğrusu ekspresyon resimler yaparken mutlaka bir konseptin olur muydu? O konseptten yola çıkarsın. Evet, evet. Yani o oradayken ama orada eğitim alırken tabii ki onlar belli bir statüde eğitim veriyorlar çağdaş sanatla ilgili. Çok farklı tekniklerle karşılaştım orada hiç görmediğim. Yani çünkü okula gittiğimiz zaman bir oda vardı böyle kocaman 45-50 kişilik bir sınıf. Tek resmini asıyorsun yani tek düz kağıt asıyorsunuz ve her sabah oraya gidip üzerine dilediğin şeyi tekrar uyguluyorsun. Yani bir yarım saatini ilk başta oraya ayırıyorsun. Sonra sınıfa gidiyorsun. Mesela o eğitim sonunda o resim ne hale geliyor sen de görüyorsun. Hı hı. Ayrıca mesela bir arada 45 kişi bir arada oturduğumuz böyle büyük salonlarımız vardı. Üzerine ismimizi yazıyorduk. Bir dakika boyunca bir şeyler karalıyorsun. Yanındaki arkadaşına veriyorsun. Ve o kağıt dönüyor. 45 kişinin kağıdı dönüyor. Ve senin kağıdın sana geldiği zaman görüyorsun ki neler senin yaptığın veya başkasının yaptığı. Hani senin dışında neler gelişmiş o kağıtta onu görüyorsun. Hani bunun gibi çok farklı hani yaratıcılığın çok farklı boyutlarını orada hakikaten yaşadık. Yani aslında orada yani senin anlattıklarından şunu anlıyorum. Yaratıcılığı, kreatif olmayı daha evet, evet. destekleyen bir anlayıştan bahsediyorsun. Aynen. Yani
Hani bizde de tam tersi şey vardır. Hani olayın biraz sanat tarafına fazla burada takılırlar. Orada ise yurt dışında olayın daha kreatif, yaratıcı tarafıyla insanlar ilgileniyorlar. En azından eğitim sistemi bu anlamda biraz sanki öyle kurulmuş senin gittiğin okulda. Öyleydi. Yani şimdi dediğim gibi bu şekilde öğrencilerin bu şekilde bununla karşılaşması çok büyük bir zenginlik aslında. Hani o yönden yaratıcılığının sınırsız olduğunu orada en çok hissettim. Hani yapılabilecek ve düşünülebilecek çok şey var. Doğru. Onlar bana bir done oldu diyebilirim. Peki, Amerika'da bunları yaşadın. Değişik bir sanat anlayışından sonra Türkiye'ye geldin. Evet. Peki, senin Türkiye'de devam ettiğin sanat diyelim, bu Amerika'daki deneyimlerinden sana nasıl bir takım artılar sağladı? Burada, oradaki yansımaları ne şekilde kullanabiliyorsun sanatında? Bir kere her yaptığımda bundan daha iyi ne olabilir? Yani bundan daha farklı nasıl düşünebilirim diye hep kendime sorarım. Çünkü daha farklı, hani ben çünkü resimlerimde malzeme kullanıyordum. Yani ahşaplar, metaller, çiviler kullanıyordum. Ve o zaman da öyleydi. Bunu nasıl daha fazla geliştirebilirim ve o üzerinde oynayabilirim düşüncesiyle hep yola çıkıyordum. Oradan aldığım yaratıcı fikir bana her zaman kulağıma bir küpeydi gibi diyebilirim. Evet. Yani çünkü bu orada olsam hocalar bana nasıl bir eleştiride bulunurdu da aynı zamanda da soruyordum kendi kendime. Daha farklı ne olabilir? Bunun ötesinde nelerle yoğrulabilirim ve ne öğrenebilirim? Yani öğrenme açlığı var bende. Her zaman var. Güzel bir şey o. Evet. O yüzden devamlı araştırmalar, farklı malzemeyi istediğim anlatımda nasıl sunabilirim? Çünkü her malzemenin kendine ait bir dili var. O dili nasıl kullanabilirim? Her zaman sorduğum bir şey. Mesela pimpon topunu bile çok seviyorum. Çünkü pimpon topu hafif ve içinde hava barındıran bir şey. Hı hı. Ben oğlumla mesela... Bakın enteresan bir şey anlatıyor Sema Hanım. Evet. Oğlumla pimpon oynarız. Mesela benim çocukluğumda çok masa tenisi oynamışlığımız var. Ve pimpon topuna karşı büyük bir ilgim var diye. Servisler atar mıydın? biraz, aynen. O yüzden şimdi mesela bir gün ben farklı bir top karşılaştık. Zıplamıyor. Hı hı. Zıplamıyor. Oğlum bana dedi ki, bu içinde yeterince hava yok dedi. Ha, zaten mantık olarak doğru. Yani yeterince zıplamıyor ama yeterince içinde hava yok. Yani zaten o basit bir toptu. Hani ucuz alınmış diyeyim. Yani bu senin beyninde bir çağrışım yarattı. Bir çağrışım yarattı, aynen. Beynini kışkırttı. Sen oradan bir yere vardın daha sonra. Aynen, aynen. Yani bu bir hava yastığı gibi de düşünebiliriz. Hani pimpon topu, dev pimpon topları da olabilir. Her şey olabilir. Yani insan düşündüğü zaman... yaratmak istediği, yani anlatmak istediği düşünceyi, soyut kavramı hangi malzemeyle kullanmak istiyorsa onunla ortaya koyabilir. Hı hı. Hani ben onu her zaman prensip edindim kendime diyeyim. Güzel prensipler. Harikasın, çok iyi gidiyorsun bu arada. Yani mesela yine burada konuyu aslında çok güzel bir yere getirdin sen. Bu yurt dışındaki eğitim sürecinde oradaki sanat anlayışı ya da hocaların olaya yaklaşımı. Benim de sana yeni yeni sorular sorup bunları öğrenmemi sağlıyor. Tabii izleyicilerimiz de bu arada bundan bilgileniyorlar. Şimdi mesela Türkiye'de sistem, Güzel Sanatlar Üniversitelerindeki sistem eskiden daha katıydı. Ama şimdi bir parça daha jenerasyon değiştikçe daha esnekleşmeye başladı. Ama bence tam anlamıyla yurt dışında bu anlamda, yani biraz önce söylediğimiz işin öznesi olan, yani sanatçının kreatif olma tarafını geliştirme anlamına değil de daha yani klişe teorilerin uygulanması adımına sanki yoğunlaşıyor. Ve burada da şunu sormak istiyorum sana. Hocaların Türkiye'de özellikle işte bizim okuduğumuz üniversitede bir önceki jenerasyon hocaların diyelim daha doğrusu, çok katı tutumları vardı. Yeni bir şey gördüklerinde buna kesinlikle itiraz ederler. Hatta seni yerden yere vururlar. Eyvah. Neredeyse bazen de ama her zaman değil. Hani sen o şekilde diretmeye devam edersen kibarca atölyeden seni başka bir atölyeye gönderirler. Eyvah, eyvah.
Peki yurt dışında senin eğitim aldığın dönemlerde, okuduğun okulda hocaların bu anlamdaki öğrencinin yeni denemelerine karşı hangi gözle bakıyorlar? Ya da onları destekliyorlar mı? Önlerine ket vuruyorlar mı? Neler yapıyorlardı? Hep söylenen bir şey bu. Yani yurt dışında tekrar etmiş olacağım ama yani sanata o kadar önem veriyorlar ki sanatçı, artist dediğin zaman o artist dedikleri diyorlar. Hemen böyle bir başka türlü bir saygı duruşu bulunuyorlar gibi. Hocalar son derece açıktı öyle bir fikre. Bu rahat tartışabiliyorsun yani neden onu yaptığını anlatıyorsun ve bunlar da onu gayet anlayışla karşılayabiliyorlar. Yani onun altında yatan bunu ifade etme şeklini öyle bir derinlemesine soruyor ki sana zaten. Neyi ifade etmek istediğini, onun altyapısına bile bir giriyor zaten. Sorduğu zaman sen ki ister istemez kendinde de arayıp bulduğun şeylerle karşılaşıyorsun. Yani doğru hani soru, doğru soru. Evet, yani orada sohbet anlamında sorarken peki bunu neden yapmak istedin? Neden bu malzemeyi kullandın? Neyi ifade etmek istedin? Bu şekilde bir diyalog olduğu zaman sen de kendine bir yol çiziyorsun. Hani bir tren yolu gibi. O zaman yol alabiliyorsun. İstasyonları fazla yok. O yüzden hocaların müthiş bir desteği var orada. Yani anladım. Anladım. Peki ki, bu... Pardon, özür dilerim. İnanıyorum ki yani bu çok daha fazla ilerlemiştir. Çünkü çok seneler oldu benim gittiğim. Zaten yurt dışındaki sanatçıları da izlediğimiz zaman son derece rahat... O rahatlığı aslında izliyoruz. Evet, evet, eserlerini evet. Doğru söylüyorsun. Sergiliyorlar veya çok cesur işler çıkıyor. Ama işte bak mesela ben kendi işlerimde cesur olmayı severim. Yani cesur olmayı severim derken inandığım bir şey vardır. O konuda diretirim ve o konuda cesurumdur. Süper. Hatta bu anlamda benim yaptığım daha işte hani yerel mi batılı mı tartışmasının dışında biraz daha nevi şahsına münhasır. Belki de birazcık daha o anlamda batılı bir şeydir. Birçok arkadaşım bundan benim yaptığımdan nasıl söyleyeyim korkar ya da irite olur. Ya da bazı galericiler irite olur, rahatsız olur. Çünkü kafalarında satış kaygısı vardır o sırada. Doğru. Dolayısıyla doğru. Senin resmini tam bir pazar malı olarak görmezler. Ya da günün moda sanatı olarak görmezler, çekinerek yaklaşırlar. Evet. Ama bir Avrupalı aynı benim gösterdiğim, Türkiye'de gösterdiğim refleksi gelip Türkiye'de bir galeriyle çalışmaya başlamak istediğinde ona kucağını açarlar. Halbuki bu çok enteresan bir paradoks yaşıyoruz şu anda. Yani yani böyle bir şey olabilir mi? Avrupalının gösterdiği refleksin ben yarısını gösteriyorum. Sen beni eleştiriyorsun. Doğru. Avrupalı benim İki kat daha fazla, benden fazla bu anlamda cüretkar ve fütursuz diyelim ama ona sergiler açıyorsun. Yani çok böyle doğru. Bir galericilerde de yani tabii ki bu galericiler derken genel anlamda bazı galerileri bu işin dışarısına alıyoruz da galericiler demeyelim belki bazı galeriler diyelim. Böyle bir anlayış içerisinde yani bu korku neden sence yani niye böyle bir korku olabilir? Ama sanat zaten cesaret demektir. Hani bu cesareti göstermezsek zaten var olamayız ki. Hani bir şekilde o ödün vermemek gerekiyor. Yaptığımız işten ödün vermemek gerekiyor. Hani o zaman tekrar işler olur ve dediğin gibi moda işler olur. Zaten en büyük, aslında bence en büyük tehlike ne biliyor musun sevgili Sema? Mesela özellikle genç sanatçılarda galeri, mesela genç bir sanatçıyla çalışmaya başlıyor ve onu yönlendirmeye çalışıyor biri taraftan. Evet, duydum onu. Yani bu aslında çok sakıncalı durumlar. Yani tabii. Çünkü ne oluyor biliyor musun? Nasıl söyleyelim, işte günün modası neyse, eğer o moda işlerden de bir iki tane satış olduysa, sanatçıya sürekli aynı şeyi yaptırmaya başlıyor. O zaman o genç sanatçının resimsel kimliği bir şekilde kesinlikle oluşmamış oluyor. Ve doğru. İki sene sonra da, üç sene sonra da onu artık kimse hatırlamıyor. Çünkü başka kesinlikle bir moda ve başka sanatçılar çıkıyor o modayı uygulayan. Dolayısıyla aslında buradan bizi izleyen tüm genç sanatçılara sen de büyük ihtimal buna katılacaksın. Tabii ki şunu çok söyleyelim. Moda olanı değil de yaratıcı olanı yapın. Kesinlikle. Ve şöyle düşünüyorum. İnsanın iç duygusu yani sonsuz bir hazine barındırıyor. Öyle diyeyim. Yani orada çok daha saklı hazineler var. Yani o galericinin dediğiyle yola çıkacak olursak kendi içimizdeki çıkartmak istediğimiz sanatı... Çünkü galericinin satış kaygısı var. Galericinin kaygısı tamamen ticari. Ama o serbestliği sağlamazsa zaten onun en iyi hale çıkmayacaktır. Yani bir kısıtlama düşünün.
zincirlere bağlı. O zincirlere bağlı halde nasıl şey yapabilirsiniz ki? Aynen. İş çıkarabilirsiniz ki? O mümkün değil yani bence. Yani sizin başınızda birisi var. Evet. Öyle yapma, böyle yap. Aynen. Şöyle yapma, şöyle yap. Yani bu ne yapabilirsiniz kullan, ki? Bu rengi kullanma. Yani böyle bir şey olabilir mi? Nerede o zaman bu yaratıcı sanat? Yok. Nerede kreatif olmak, değil mi? Evet. Peki bu resim serüveninden sonra bir heykele geçişin var senin. Evet. Bu arada peki buna neden olan şey ne? Yani niye bu kadar her şey resim adına zevkli ve keyifli giderken bir anda efendim bir sekteye uğramak ve arkasından heykele geçiş? Şöyle zaten üç boyutu ben çok seviyordum gerçekten. Eskiden de bir tutkumdu diyeyim. Ve şöyle bir şey oldu, dediğim gibi resimlerimde bu malzemeleri kullanırken üçüncü boyutu görmek istedim. Yani bunun bir arkası olmalı. Hani bir düzlem yetmez oldu bana. O malzemeler ne kadar bir boyut katmaya kalksam bile o bir arkasına bakıp etrafına dönmek isteği, hani heykeli tamamen boyut görmeyi arzusu tam o dönemde başladı. Ve tamam dedim, artık bu bir heykel eğitimi almam gerekiyor. O yüzden heykel eğitimi almaya başladım. Bu arada heykel eğitimi almaya başladıktan sonra resim tamamen stabil miydi o sırada artık? Yok, hayır, öyle değil. Yapıyorsun yani desen, resim. Yani o devamlı o desen çalışmaları, heykelde neler yapabilirim? Evet, evet. Heykel desenleri, hani ben neyi ortaya koymak istiyorum ve neyi anlatmak istiyorum? O heykelde onu anlatmak. Hani o yeniden sanki resmi keşfeder gibi yeniden bir sanatı keşfetmeye arzusu çok güzeldi benim için. Harika. Çok heyecan verici. Heyecanlı dedin ama sen hiç heyecanlı değilsin. Program başındaki heyecanın hepsi gitti. Alıp götürdün. Yani ben şöyle bir şey söyledim Sema'ya. Geldiğinde bir parça tabii ki doğal olarak insanlar ekrana çıkmadan önce heyecanlanabilirler. Bunu anlayışla karşılıyoruz. Dedim ki bak Sema'cığım, sen işte benim evimin önünden arabayla geçerken efendim ışığımı gördün. Ya adamı da uzun süredir görmedim. Bari bir çay kahve içeyim dedin. Kapımı çaldın, geldin. Biz burada senle çay içiyoruz, kahve içiyoruz. Ve aynen olayın böyle süreceğini, sohbet edeceğimizi düşündüm ve her şey şu anda yolunda. Sema'cığım, şu anda kısa bir ara vereceğiz. Efendim, Kültür Televizyonu'nda yaşama sanatında minik bir aramız var. Daha sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Efendim, Kültür Televizyonu'nda Yaşama Sanatı'nda programımız tüm hızıyla devam ediyor ve konuk sanatçımız ressam, heykeltıraş Sema Tayincioğlu. Sema, her şey yolunda mı? Evet. Harika. Peki, şimdi senin o güzel resimlerinden ve bu güzel heykellerine bir geçiş yapalım. Önce çamurla mı oynamaya başladın? Nasıl evet, oldu bu iş? Bize o süreci bir anlat bakalım. Bir 4 sene bir temel eğitim aldım. 4 sene mutlaka şart. Evet. 4 sene bir temel eğitim aldım. Sonra hani hocam bana dedi ki bu artık sen kendi kurgulamak istediğin konsepti hazırlamaya başla dedi. Hı hı. Ben de tamam dedim, hani beni hazır görüyorsanız benim için hoş yaparım. Benim için problem değil diyorsun yani. Yani çünkü ben hocalarıma karşı çok sadığım. Onlar ne dese gerçekten onların dedikleri doğrudur. Hocaya bu konuda biat etmek lazım. Evet. Yani günahıyla sevabıyla o sana çünkü bir şey öğretiyor. Tabii çok bir yandan heyecan duyuyorum. Bir an önce başlayayım, bir şeyler hazırlayayım. Ama sebat ediyorum ve dediğini yapıyorum. Hatta bir ara bir heykeltıraşın otoportesini bana dedi ki bunu çamurdan yapabilir misin? Hı-hı. Olur dedim. Bakarak onun heykelini yaptım. Yani çamurdan onun birebir resimde gördüğümü forma çıktı, döktüm. Tamam dedi. O zaman şimdi istediğini yapabilirsin. Yani el verdi orada. Evet. Vay 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 vay. Harika. O dedikten sonra işte güzel bir aşama başladı. Tabii bir arayış ve neyi ifade etmek istiyorum, kavramsal olarak neyi ortaya koymak istiyorum. Bunlar üzerinde yoğunlaştım. Devamlı not alarak, araştırma yaparak. Ne kadar meşakkatli bir olay değil mi aslında? Yani evet. Sanat öyle hani iki günde öğrenilip efendim üç günde de uygulamaya geçilecek bir şey değil aslında. Bu çok uzun bir yolculuk. Çok doğru. Yani bu tamamen bir meslek olarak algılandığı zaman ciddi anlamda oturup mesai harcayıp çalışmak gerekiyor. Hı-hı. Hani sanat herhangi bir şey gibi algılanıyor. Ben bunu kafamı dağıtayım, yapayım diye hiçbir zaman algılamadım.
ben onu bu işi her zaman meslek edindim. Böyle bu gözle baktım ve dediğim gibi kendimi geliştirmek adına her seferinde hani bundan daha iyi ne yapabilirim, bunu nasıl en güzel ifade edebilirim, hı hı. Hep o yönde bir çalışmam oldu. Bu şekilde. Pekala. Şimdi gördüğüm kadarıyla daha çok bronz mu kullanıyorsun? Evet. Birazcık bize bu kullandığın malzemelerden bahset. Bu malzeme öncelikle tabii kilde form alıyor. Evet, çamurda alıyor. Olayı bir çamurda teknik olarak çok basit alıyor. Bir şekilde bizi izleyen izleyicilerimize yani heykel nasıl yapılır? Heykel nasıl yapılırdan ziyade bu olayın başlangıç noktası ve son bitiş noktası teknik anlamda ne şekilde seyreder? Bunu Sema Hanım'dan bir parça öğrenelim isterseniz. Şöyle ki önce kilden şekil alıyor. Ondan sonra alçı kalıbı alınıyor bunun. Ondan sonra içindeki çamur boşaltılıyor. Hı-hı. Bir alçı negatif oluşuyor. Onun içine mum dökülüyor. Yani mum döküldükten sonra mum tekrar düzeltiliyor. Mumun buradaki olayı? Şöyle yani bu formun aynısı mumda dökülüyor. Tamam. Ama tabii deformasyon olabiliyor içerisinde ve onu kendi eski haline kendinizi tekrar ben döndürüyorum. Hı hı. Düzeltmeleri oluyor. Sert bir mum yani her özel bir mum. Özel bir mum. Tekniği. Heykel için yani. Evet, heykel mumu. Evet. O form aldıktan sonra üzeri tekrar alçı kaplanıyor ve tabii hava kanalları oluşturuluyor, hı hı, ona ve içerisine bronz püskürtülüyor. Püskürtüldüğü zaman alçı kalıbın içerisinde bir bronz heykel çıkmış oluyor. Evet. Ondan sonra o bronz tekrar tesviye olması gerekiyor. Onu da yine ben yapıyorum. Hı hı. Üç aşamadan geçiyor demek istediğim. Bunun için aslında ciddi bir atölye çalışması yapıyorsun. Tabii. Pekala. Bu mesela şu an senin hemen yanında bulunan, getirdiğin heykellerden bize bir parça bahseder misin? Bunların hikayeleri var mı? Tabii ki. Bu daha önce yaptığım konseptten heykeller. Hı hı. Organik izler konsepti. Daha soyut. Daha soyut, aynen. Benim annemin ve babamın anlattığı hikayelerden yola çıktım aslında. Hı hı. Onların yaşadığı şehir Mardin. Hı hı. Mardin'de çok güzel bir komşulukları harika varmış. Bir arada pek çok mezhepten insan bir arada kardeş olarak yaşamış. Çok güzel, harika. O yüzden mesela onun anlattığı hikayeler o kadar ilgimi çekiyordu ve anlatırken o kadar heyecan duyarak anlatıyordu, hı hı, ki dostlukların ve komşulukların ve eski geleneklerin diyeyim hani saygı çerçevesi içerisinde yürüttükleri dostluklar çok değerli. Hı hı. Gerçekten bu zamanda da olması gereken mesela gençlerimizde gördüğümüz bir takım davranışlara biz bunları da eklemek istiyoruz. Mesela ben çocuklarıma da bunu aşılıyorum. Saygı çerçevesinde her şeyi yapsınlar. Nasıl ki otobüslere koyuyorlar hani özürlere lütfen yer verin, yaşlılara yer, hı hı, verin. Bunlar çok önemli değerler. Tabii. Ben bu değerleri geçtiğimiz konsepte yani sergimde konu almıştım. Ve o sergiden bu iki heykelimde. Bunların özel bir isimleri var mı? Evet. Organik izler. Organik izler, evet. Tamam. O diğer yanındaki rölyef mi? Anıların gölgesinde. Anıların gölgesinde. Evet. Rölyef diyebiliriz, evet, değil mi ona? Evet. Peki rölyefin bu anlamdaki heykellerden farkı nedir? Yani daha hani çoklu figürler ve bir yüze üzerinde sanki kabartmalar hani insanların, evet, anlayacağı dilde söylersek. Eski çağlarda da rölyef çok kullanılmış. Evet. Ben rölyefi biraz daha yüksek rölyef seviyorum. Hı. Hani ortaya çıkacak şekilde. Hani hep düzlemden hep kaçışım var ya, o yüzden. Anladım. Burada rölyefte biraz daha o içeride bu dayanışma halindeler. Öyle yani mi? İnsanların dayanışma halindeki, hı-hı, hallerini ben ortaya koymak istedim ve bir çatı altında. Onlar o yaşanmış anıların içerisinde birbirlerine o kadar kenetlenmişler ki aile bağlarını, aile değerlerini ortaya koymak istemiştim bu sergide. Pekala, seni şimdi sen iki disiplinle de çalışan bir sanatçısın. Resim yapıyorsun, heykel yapıyorsun. Hangisi daha çok etkiliyor? Yani hani şu birazcık daha göz ağrım dediğin hangisi? Yani ilk göz ağrım tabii resim ama heykeli galiba daha çok seviyorum. Büyük aşk sanki heykel gibi, değil, evet, mi sende? Evet, gerçekten. Bu arada demin çocuklardan bahsettin de galiba çocuklardan bir tanesi de bildiğim kadarıyla sanatla uğraşıyor ya da eğitimini alıyor. Bize birazcık da çocukların eğitiminden bahset bakalım şu anda. Seni izliyor mu bu arada çocukları?
televizyonda. İzleyecekti, evet. İzleyeceklerdi değil mi? Evet. Kızım endüstriyel tasarım okuyor. Tamam, yani en azından yaratıcı tarafıyla evet. işine uğraşıyor. Evet. Onu tebrik ediyoruz buradan. Bir yandan teşekkür ederim. Bir yandan sanatla bağdaşıyor ama pek onlar kabul etmiyorlar pek sanatla bağdaştığını. Aslında sanatın tam içerisinde evet. değil. Yaratıcılık. Evet. Yaratıcılık işin içinde var. Ben mesela onunla çok güzel bir maceramız oldu. Yani nasıl bir şey? Anlat bakalım. Hadi. Projelerini yaparken sabahlıyoruz. Ama bir dakika, sen projelerine mi yardım ediyorsun onun? Yardım ediyorum tabii. Ya niye söylüyorsun, çocuğu eve veriyorsun şimdi? Ama mecbur, bir insanın, bir kişinin yapacağı iş değil. Yani hem bilgisayar şeyini, programında o çizimi hazırlayacak, hem maketini hazırlayacak. Mümkün değil tek el yapması. Senin desteğin nerede? Yani orada hangi anlamda desteğin oluyor? Amele. Yani işin amele işi. Şey tarafına, aynen. Yani ağır tarafını zımpara, sen yükleniyorsun. Zımpara, boyası, ama o bütün her şey ona ait. Tabii kesinlikle benim elimden çıkacak bir şeye kabul etmiyor bir de. Öyle de bir disiplinli. Şimdi tabii ağzından kaçırdı, şimdi başladı. Her şey ona ait demeye. Yok, gerçekten öyle. Bir de karıştırtmıyor ki zaten. Yani niye karıştırsın lütfen ki? Lütfen anne bir fikir yürütme, sadece ben bunu böyle yaptım deyip kendi bildiğini uyguluyor. Ben ama, de ondan memnunum. Tabii ki, ama şimdi öyle demesi sence normal değil mi? Onun tabii, işi o. Onun işi. O kendi aynen. gözüyle bakıyor. Sen farklı bir gözle bakıyorsun. Evet. Mesela bize de zaman zaman işte mesela öğrencilerimiz var. İşte resim eğitimi ya da işte bununla ilgili seminerler verirken. Hatta bir hanım şey demişti bana. Hocam siz çok umutsuzsunuz diye bana bir soru sormuştu. Neden dedim? Benim bir tane büyük bir tuvalim vardı. Tuvalde de iki kadın figürü ve bir tanesi balık ütülüyor. Dedi ki bu nasıl resim yahu dedi. Bu dedi çok mu mutsuzsunuz dedi. Hiç dedi balık ütülenir mi dedi. Bakın dedi şuraya dedi bir horoz koyun dedi. Şuraya dedi bir tavuk koyun ve çiçek koyun dedi. Tamam ben dedi o zaman resim satıldı. Enteresan. Dedim ki bu benim bakış açım yani. Evet. Ben dedim ütüyle balık ütüleyebilirim yani. Daha önce nasıl ütünün altında köfte yaptıysam pekala ütüyle de dedim. Efendim bu arada Mehmet Ali Bey siz bir şey mi söylediniz bana? Pardon, Mehmet Ali Bey değilmiş, başka birisiymiş. Dolayısıyla bu tip şeyler oluyor. Aslında burada tabii ki hani programın başından beri söylüyoruz ya sanatçıyı özgür bırakmak lazım diye. Kesinlikle. Dolayısıyla sizin de bu anlamda endüstriyel tasarımcı olan kızınızı doğru. bir parça rahat bırakmanız menfaatiniz icabı bence. Sanatçıyız ya, karışacağız illaki bir şeyle. Ama sanatçı sanatçıya o anlamda karışmaz. Doğru, doğru. Yok. Pekala. Şimdi... bronzun dışında başka, yani iki farklı malzemenin bir araya geldiği işleriniz var mı? Şimdi bir bronz çalıştım, terakota çalıştım. Bundan terakota evvel... nedir yahu? Terakota çamur. Çamur diyorsunuz. Pişiriliyor. Tamam. Pişirilmiş haliyle, ham haliyle kalıyor. Aslında bu sergimde daha çok terakota kullanmıştım. Bazı parçalarını ben bronza döktüm. O çünkü organik izler geçmişe ait yaşanmış evet. olayların... bir parçası olduğu için onları terakota olarak görmek istedim. Ve gerçekten çok beğenilmişti o sergimde. Hemen hemen bütün eserlerim peki, satıldı diye. Peki mesela bak, beni etkileyen iki tane farklı malzeme vardır. Şöyle, daha doğrusu iki farklı malzeme tek tek etkilemekten ziyade ikisi bir araya gelince çok etkiler. Ahşap ve metal. Evet. Yani ben mesela evde dekorasyonda da buna çok dikkat ederim. Yani ahşapla metalin birlikteliği, evet. birisi çok sert bir malzemedir, öbürü çok yumuşak doğru. bir malzemedir. Dolayısıyla o sert ve yumuşak iki malzemenin birlikteliğinden bir denge oluşur. Evet. Yani olayın denge tarafındayım. Mesela senin bu anlamda da bir heykeltıraş olarak aynı zamanda kendi evinin dekorasyonunu yaparken dikkat ettiğin noktalar var mı? Kesinlikle var. Yani anlat işte bize onları. Yani nasıl diyeyim? Tabii, ya önerilerin var mı bizi izleyenlere? Evet, zıtlık çok önemli. Yani bir sert ve bir yumuşak malzemenin, yani yaşayan iki malzemenin bir aradaki uyumu çok güzel bir şey. Yani çok doğru örtüşüyor. Yani o zıtlıklar hayatta her zaman yok mudur? Hani, vardır tabii. Bir insan, biri çok suskundur, öbürü çok konuşkan bir insandır. Bir de bakarsan hani bu iki insan nasıl bir araya gelmiş diyorsun. Ama onun bir dengesi var. Elbette ki onun bir dengesi var. Bu malzemeler de bu şekilde. Yani aslında her malzemenin bir kendine ait bir dili var. O biraz daha araştırılarak bulabilecek bir şey. Hani genelde plastik malzemeden ziyade yaşayan metal, ahşap, dokulu şeyler benim çok daha ilgimi çekiyor. Hı hı, onu soracaktım. Ben evet. sormadan önce sen onu evet. söyledin aslında. Güzel. Güzel. Peki dünya sanatına baktığımızda seni etkileyen sanatçılar isim olarak kimler? Sanatınla alakalı.
Türk sanatçılardan Erol Akyavaş'ı çok beğenirim. Burhan Uygur'u çok beğenirim. Erol Akyavaş'ı beğenmemin sebebi o kadar güzel malzemeyi resmin içerisinde eritmiş ki. Yani o malzeme malzemelikten çıkıyor. Artık siz o kendi resminde gezinip duruyorsunuz. Yani büyük bir hayal dünyası var kendisinin. Retrospektifini gitmiştim, seyretmiştim. Ve çok etkilendim. Yani bir o sergiye tekrar tekrar gidebilirdim. O kadar güzel malzemeyi kullanış şekli, kendini ifade ediş şekli beni çok etkiliyor. Burhan Uygur da öyle. Çok rahat, kendine has bir tekniği var. Yurt dışı sanatçılarından Frank Stella'nın cesaretini çok beğeniyorum. Çok büyük işler yapıyor. Ve benim bildiğim 6-7 tırla mesela birden. Harry Moore beğenir misin? Harry Moore beğenirim. Beğenirsin. Doğrudur. Beğenirsin. Evet. Pekala. Mesela heykeltıraş olarak da mesela Anish Kapoor'u çok beğeniyorum. Anish Kapoor'u beğenirsin. Onun kendini ifade ettiği şekli gerçekten çok etkili. Pekala. Şey diyeceğim sana. Boyut olarak daha çok mesela büyük heykeller mi seni etkiler? Ya da mesela şu an karşımda duran bu ebattaki heykeller mi seni daha çok heyecanlandırır diyelim? Şöyle bir şey, bu çok güzel bir soru. Küçük bir heykel kendi anlatmak istediği şeyi veriyorsa, o anlamda amacına ulaşmışsa gerçekten etkili bir heykeldir. Hani büyük yapıp amacına ulaşmamışsa benim için büyüklük bir kıstas değil. Onu demek istiyorum. Hani büyük olduğu zaman evet insanlar etkileniyorlar. Yani büyük görsel açıdan daha şey geliyor. Evet, göz dolduruyor. Aa diyor, nasıl yaptı? Ama mühim olan onu ifade ediş şekli. Yani anlatmak istediği kavramı yeterince vermişse gerçekten o amacına ulaşmış demektir. Ben genelde eserin yani yapıtın kendini ifade ediş şeklini arıyorum. Hani malzemeden. Anlatın dilinden mi bahsediyorsun? Anlatın dilinden, evet. Aynen. Yani o soyut kavramı nasıl anlatabilmiş? Hangi malzemeyi doğru şeyle mi ifade etmiş? Genelde bunu arıyorum. Peki, sana bir soru hazırlamıştım, onu da sormak istiyorum. Sanatında nelerden ilham alıyorsun? Aslında bunu arada konuştuk da, modern çağın getirileri seni etkiliyor mu mesela? Tabii, etkiliyor. Şimdi endüstriyel alanda her şey çok gelişti. Bu verdiği imkanlar, insanlara verdiği imkanlar çok fazla. Bundan tabii ki yararlanmamız gerekiyor ama şöyle bir şey de var, bazı teknikler var ki beni çok ilgimi çekmiyor. Bu heykelleri bilgisayar ortamında çıkartıyorlar, elden çıkmamış şeyler. Yani sadece i̇şte, benim tasarımım... Bilgisayar zaten hani işin içerisine girince biraz mertlik bozuldu. Evet, değil mi? Maalesef. Yani çok teknik olmaya başladı bazı çok. Şeyler. Hani işi şöyle söyleyelim. Daha kusursuz olmaya başladı diyelim ama duygu bu sefer azalmaya başladı. Evet. Yani sanat dediğimiz şey de aslında duygunun bir patlama noktası. Duyguyla yapılan, o kesinlikle. Yoğunlukla yapılan bir şey. Yani bir yerden bir şeyi başarırken aslında diğer taraftan en önemli öznesini yavaş yavaş yok etmeye başladı. Çok doğru. Yani onu kaybetmeden yapılırsa evet. Hani ben de modernliğe karşı değilim. Tabii ki bunun imkanlarından yararlanmak gerekiyor. Yani ben de yeri geliyor ondan yararlanıyorum. Fakat dediğin gibi amacından saparsa işinden çıkamaz sanatçı. Çıkamazsın. Doğru söylüyorsun. Pekala. Şimdi her programda yaptığımız bir şey var. Artık alışkanlık haline geldi. Sanatçılarımızı konuk edince programa sanatçılar malum güzel yemek yaparlar diyoruz. Ve size de Sema Tayıncıoğlu'ndan bir yemek tarifi alalım bakalım. Eyvah. Bir heykeltıraş ve ressam nasıl Sema Tayıncıoğlu olarak bize nasıl bir yemek tarifi verecek? Evet doğrudur. Yaratıcı insanlar biraz daha galiba o yüzden zaten bunu söylüyorum. Yemekleri farklı oluyor. Ben geleneksel bir şey anlatayım. Buyurun efendim. Ben Mardinli olduğuma göre çok bir güzel. Yaprak sarma tarifleri. Of. Şimdi biz satır kıymasından yapıyoruz yaprak sarmasını. İçine sarımsak koyarız, soğan koymayız. Pirinç, domates salçası, biber doğrarız içerisine. O şekilde bir güzel sararsın ve pişirir yersin. Sen şimdi bunu anlattın ama merak etme benden başka of of diyenler de var. Rejide Mehmet Ali Bey şu anda o da yaprağından da bana şahane. Paralel olarak karnı acıkmış vaziyette. İstersen şöyle bir şey yapalım Mehmet Ali Beyciğim. Sema Hanım bize bir gün bir yemek daveti verir. Hep birlikte eve yaprak sarma dolma yemeğe gideriz. Olur mu? Baş üstüne diyor efendim. Siz de duyuyorsunuz. Çok güzel, harika. Atölyen var mı? Nerede çalışıyorsun?
Evet, atölyem var. Şöyle ki büyük işlerde mutlaka döküm atölyelerine gidiyorum. Hı hı. Ama bunun başlangıç aşamasındayken yani evimde de kendime yer ayırdım. Atölyede var. Bir şekilde bu yapılan işe göre atölye değiştiriyorum diyebilirim. Yalnız şöyle bir şey söyleyeceğim ben. Mesela zaman zaman öğrencilerimden de bilirim. İşte der ki ben evin şu köşesinde kendime işte bir yer hazırladım. Aslında sanat bu şekilde evde olacak bir şey değil. Yok, yani. Tabii kesinlikle ki bu işin ruhu atölye. Atölye tabii. Atölye yani. O aynen. Boya dökülecek. İşte çamur her tarafa bulanacak. Her yere bulaşacak. Bulaşacak aynen. Efendim. Bir kere özgür olunmaz ki. Aynen. Yani evde şimdi bir de benim gibi böyle titiz bir adamı düşünsene yani. Aman halının üzerine o geldi. Aman aynen. Parkeye şu damladı. İmkansız. Yani herhalde yani benim gibi. Hazırlık aşaması diyeyim. Desen çalışmaları. Kesinlikle. Evet. Yani hani daha işin mesela eskiz desen çalışmasını evde yapabiliriz ama benim buradan nacizane önerim heykel yapan ya da plastik sanatlarıyla uğraşan kim varsa şu anda bizi dinleyen. Tabii onlara sesleniyorum da. Sevgili izleyenler lütfen bu işi eskilerin deyimiyle bir atölyede deruhte edin mi derler. Şimdi yanlış bir şey de söylemeyeyim. Dolayısıyla bu işin gerçekten ruhu atölye. Yani atölyede inanın bakın atölyede yaptığınız çalışmayla evde ürettiğiniz iş arasında enerji açısından ciddi derecede farklar var. Öyle çok değil mi? Çok doğru. Aynı şeyi düşünüyoruz değil mi? Çok doğru. Valla program maşallah bayağı bir aktı gitti. Yavaş yavaş herhalde sonlarına doğru geliyoruz. Yakınlarda demin de yani gelecekte diyeyim daha doğrusu yakınlarda cümlesini yanlış kullanmayalım. Gelecekte projeler nelerdir kafanda? Neler var? Neler düşünüyorsun? Neler yapmak istiyorsun? Şimdi tabii okuduğum şeylerden ve gezdiğim sergilerden esinlenerek daha çok kitap okuyarak en çok da kitaplardan besleniyorum. Evet. Kendime birkaç tane konsept belirledim ileriye dönük yapmak istediğim. Onlar arasında geziniyorum. Şimdi her birine ayrı hangi malzemeyi kullanacağımı planını yapıyorum öyle diyeyim. Yani bir planlama evresi aynen. Yaşıyorsun şu anda. Aynen. Her şey şu anda. 2-3 yani, tane konsept var evet. Kafamda ama hangi malzemeyle nasıl çıkacak onun kavramsal olarak dokümanları hazır. Ama onun hangi malzemeyle en iyi efektif olarak hangisi ortaya çıkarır onun araştırmasında. Pekala mesela bu işleri üretirken mutlaka bunların bir eskiz çalışması oluyor tabii değil ki, mi? Yani, tabii ki. Kesinlikle yani bunlar şöyle bir şey ben oturayım çamurun başına Allah ne verdiyse diye bir şey yok. Yani resim de böyle aslında. Mesela evet, hep söylüyorum ben. Mesela bazı öğrencilerimiz gelirdi atölyeye otururdu. Hafiften böyle yüzünde bir tebessüm. Hocam efendim ben bugün ne yapacağım? Nereden bilebilirim bugün senin ne yapabileceğini? Evet. Yani dolayısıyla söylediğimiz hep bir şey var. Lütfen heykelde yapsanız, resimde yapsanız mutlaka bunun bir ön çalışmasını yapın. Tabii. Eskizini yapın. Aslında eskizi yapmakla, bu ön çalışmayı yapmakla işin normalde bitirmiş oluyorsunuz orada. Elbette. Ondan sonrası için işiniz çok kolay. Yani bazen de birisi çamurun başına geçer ya da tuvalin başına geçer, orada üretmeye çalışır. Hani bu tamamen kişisel bir şeydir ama bu çok daha az bir miktarda sanatçı sayısına denk gelir. Çoğunluğun aslında yaptığı şey bu işin önce senin yaptığın gibi doğrusu işin planlamasını yapmak. Doğru. Yani öyle olduğu zaman siz kendinizi daha emin hissediyorsunuz. Yani ben kendimi daha emin hissediyorum. Ne yapacağımı biliyorum ondan sonra. Evet. Hani o kavramı en iyi şekilde nasıl ifade ederim? O fikirle yoğrulduğun zaman zaten o yapacağın iş kendiliğinden akıp çıkıyor zaten. Harika. Programın yavaş yavaş sonuna geldi. Yavaş yavaş değil aslında sonuna geldik. Yani programın sonuna gelmedik de senle olan bölümün sonuna geldik. Senden sonra diğer sanatçımız ressam Turan Büyükkahraman bizlerle birlikte olacak. Umarım keyif aldın programdan. Çok güzel bir program oldu. Teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Rica ederim efendim. Yalnız senden böyle güzel güzel projeler bekliyoruz. Güzel sergiler bekliyoruz ileride. Dilerim o sergilere sizden davetler alırız, bizler de katılırız, sizi izleriz, güzel işlerinizi izleriz. Peki burada son olarak geleneksel bir soru, sanatla uğraşmak isteyenlere önereceğin klişe şey nedir? Ya da klişe demeyelim de köşe başı cevap ne verebilirsin? Ya sanat yapmak istiyorlarsa mutlaka bir eğitim alsınlar. Eğitim alsınlar. Kesinlikle bir eğitim alsınlar. Eğitimsiz hiçbir yere varılmıyor. Yani hı-hı. Şu an mesela ben de çocuklarıma devamlı şunu söylüyorum. Donanımlı hale gelin. Evet. Kendinizi ne kadar daha fazla geliştirebilirseniz imkan
Zaten var. Yani öyle bir çağda yaşıyoruz ki eğitimsiz zaten bir yere varılmıyor. Artı bir de en önemli şey eğitimin ötesinde sabretmeleri. Evet. Yani çünkü iki günde hemen boyaya geçmek istiyorlar, ama iki imkansız. Günde hemen heykel yapmak istiyorlar. Ama imkansız, öyle bir şey olamaz. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey olamaz. Lütfen, ben sözümü geçiremiyorum. Lütfen siz söyler misiniz? Beni dinlemiyorlar, siz söyleyin. Vallahi zor şeyler güzel şeylerdir. Evet. Onu diyeyim. Emek yani, vermek gerekiyor. Emek yani. Vermek gerekiyor. En güzel şeyler zor elde edilen şeylerdir. O yüzden emek her zaman için insanı mutlu eder. Zor, yani bir çocuk yetiştirmeye evet. benzer bu iş. Peki. Sevgili Sema Tayıncıoğlu, çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ben teşekkür ediyorum. Efendim, yaşama sanatında kısa bir ara. Az sonra birlikteyiz. Kültür Televizyonu'nda yaşama sanatında efendim program tüm hızıyla devam ediyor ve şu anda ikinci sanatçım, sevgili ressam Turan Büyük Kahraman yanımda. Turancığım hoş geldin. Hoş bulduk. Yani çok şey bir sakin bir hoş bulduk. Yani pek hoşnutsuz geldin gibi bir şey oldu bu. Biraz heyecanlı normal. Efendim? Biraz programın heyecanı. Programın heyecanı diyorsun. Evet. Harikasın. Peki. Şimdi programın heyecanı diyorsun da ama aslında o kadar heyecanlı işler yapıyorsun ki. Sen zaten heyecanların adamısın dostum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Zaten heyecanların adamısın. Yani senin resimlerini gördükten sonra heyecanlanmamak mümkün mü? Çok naziksiniz. Yani bu adam çok bu programda heyecanlanacak şimdi. İnanamıyorum sana. Çok zarifsin. Sağ ol. Efendim o sizin zarifliğiniz beyefendiciğim. Turan Büyük Kahraman, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu ve okuldan da benim çok sevgili dostum, arkadaşım. Resimlerine çok inandığım bir arkadaşım. Eksik olma, sağ ol. Bir sürü olaylar anlatıyor sanatçılar. Herkesin kendine ait bir resim serüveni var. Turan'da nasıl başladı olay? Benim ilkokul yıllarımdan başlıyor. İlkokulda sürekli resim yapardım. Bulduğum her köşeye yapıyordum yani. Daha çok böyle işte ünlü bilim adamlarının, yazarların işte Victor Hugo gibi, işte yani Einstein gibi. Kitaplardan etkilenip evet, yapıyorsun galiba değil mi? Yani bilinçsizce. Evet. O şekilde başladı. Ondan sonra işte o ilkokulun yani 78 tarihli resmim vardır, hala saklarım yani. 1978 tarihli tabii, resmim var. Vay altında vay. Ressam Turan yazar. Wow. O kadar hedef net. Maşallah. Çok sağ ol. Daha sonraları işte ortaokul dönemlerinde de çocuk klasiklerini okudum demeyi çok isterdim. Texas Tomix daha çok. Evimiz okuduk Texas Tomix'leri ya. Hatta ben hep söylüyorum Daltonlarla birlikte Texas'la bir takım işler çevirmek isterdim o zamanlar. Ben çok severdim. Severdin değil mi? Ben yani, de çok severim. Çünkü hala Daltonları da severim mesela. Normal sanayi boyaları alıyordum Nalbur'dan. Ondan sonra camcıların da böyle cam altlarına attıkları böyle fireler vardır. Evet. Onlardan alıyordum işte böyle çelik bilek, profesör, oklitus. Oklitus vardı. Ya Rodi'yi hatırlar mısın? Rodi'yi. Hatta tabii şöyle bir replik vardı. Alçaklar Rodi'yi vurdular diye. Texas'ın evet. çelik bileğin böyle bir repliği vardı. Hiç unutma. Bak alçaklar Rodi'yi vurdular. Kırmızı hırbalılar bunu yapan yalnız unutma. İngilizler. Millet adı vermeyelim şimdi. İşte kırmızı hırbalılar onlar. Kırmızı hırbalılar. Diyelim. Şimdi pekala hemen hemen aynı şeyleri yaşamışız aslında. Yani etkilendiğimiz şeyler aynı şeyler. Oradan nerelere geldin? Yani onların camları, o fire camları, boyalarla resimleri. Tabii onları muhafaza edemedim yani cam oldukları için ama daha sonra ortaokul, lise böyle kontraplak üstüne işte manzara resimleri falan çokça çalıştım kendi kendime. Yani öyle rol model alabileceğim işte bir Bob Ross'umuz yoktu bizim o zaman. O zaman Bob Ross nerede? Bob Ross yıllar sonra çıktı. Valla ben onun hizmet ettiğine inanıyorum yalnız. Ya bir bu ülkeye sanat anlamında bir Bob Ross hizmet etmiştir pardon. Bir de Beyaz Gölge dizisindeki Koç. Reeves. Koç Reeves ya. Hmm. Basketbolu sevdirdi ya. Salami. Salami. Kulic. Hatırla kimler var? Salami'yi hatırlıyorum. Salami, Kulic. Morris Torp. Morris vardı evet. Morris'tan sonra öldü galiba. Ha bilmiyorum yani. Başka? İlk beşi sayabilir misin o dönemden? Kulic, Salami yok.
Sayamıyorsun değil mi? Kuliç vardı. Ama evet. En çok Morris'ti. Arıza Morris'ti galiba orada. Evet. Kuliç de uzun boylu Kuliç olduğu için. Uzun boylu olduğu için. Zaten basketbol oynarken mahallede tüm çocukları uzun boylu olanları Kuliç denmeye başladı. Salami de biraz şeydi. Salami böyle. Salami vardı. Bravo. Salami. O bebek suratlıydı biraz. Hey salam biraz derlerdi. Hey salam. Ve bu dönem senin artık sanatla ilk haşır neşir olmaya başladığın dönemler. Ha, bilinçsiz değilim ama bilinçsiz. Yani dediğim gibi hani bir içerisine girdim, evet. Bildiğim bir şeyden dolayı değil. Yani benim yine o dönemde işte böyle hayali bir ressam atölyesi çizdim. İşte o şövalyeyi birazcık becerebilmişim. Yalnız adam böyle çömelmiş bildiğin bir tabureye oturtturmamışız. Adam çömelerek şövalyede resim. Bir de işte çok sürreal. Yalnız yani öyle tüp boyaydı, müt boyaydı bilmiyorum. İşte dönemin sanayi boyalarının markalarını yapmışım. O evet. Çok ilginç o da. Ama o sırada tabii ki yani elde artık ne malzeme varsa onu kullanıyorsun. Tabii yani bildiğini kullanıyorsun daha doğrusu. Pekala, seni de okulda destekleyen, lise dönemlerinde ya da ortaokulda destekleyen öğretmenlerin oldu mu resim konusunda? İttiler mi seni ileri yani? İlgilendiler. Yani hani çok, yani emeklerine hani karşından körlük etmeyeyim de hani ya çok itici bir şey olmadı ama ilgileniyorlardı. Çok özel bir ilgi olmadı ama yani hani okuldan sonra gidiyordum, evet. İşte desen çalıştırıyorlardı falan fıstık ama yani böyle çok derin değildi ama. Hı hı. Ve peki... bunu ileride meslek olarak ya da üniversite olarak okumak, üniversite okumak adına ne zaman düşünmeye başladın? Yani şunu ne zaman dedim, ben bu işin üniversitesini okuyacağım ve bu işi, bu mesleği yapacağım. Ressam Turan yazdığımdan itibaren. Efendim? Başka hedefim olmadı benim. Sadece senin ressam başka hedefim olmadı. Turan büyük kahraman olmak istedin aynen, yani. Aynen. Çok güzel. Harika. Aynen. Harika. Ve İstanbul'da Güzel Sanatlar Üniversitesi. Oradan devam edelim. Yani liseyi bitirdim, bir 4 sene çalışma hayatım oldu yani biraz. Arada bir boşluk var, yani arada mutlaka maddi, askerlik vardır. Maddi zorunluluktan dolayı askerliği okuldan sonra yaptım. Askerliği okuldan sonra yaptım. Sen de benim tam tersini yaptın. Ben askere gittim, ondan sonra akademiye girdim. Yok, sen ben, tersini yaptın. Ben okuldan okay. Sonra gittim. Ya 30 yaşında gittim askere. Güzel, olsun. Pekala, bunu ressam Turan büyük kahraman olmak istedin ve bunun için çalışmalar yaptın ve Güzel Sanatlar sınavına girdin. Girdim. Ne sorduklarını hatırlıyor musun sınavda? Bir merdiven üstünde marangoz. Ya yani barajı söylüyorum yalnız. Evet. Merdiven üzerinde marangoz mu? Yani şey çekiçte bir şey dedim çakan. İçinde marangozu figür. Merdiven üzerinde. Yani bir anladım, duvara bir tek figürlü bir şey tamam. Sordular. O hatırımda. Ya bölüm sınavlarında sonra işte tors sordular. Sonra bir figürlü anladım. Kompozisyon. Ve ben mesela listede adımı gördüğüm günü ve ki o andaki hareketlerimi çok iyi hatırladım. Dengesiz hareketler yaptım. Sevinçten. Sevinçten ama yani düşünebiliyor musun? Hayatım boyunca hep ressam olmak istiyorsun. Ve bir hedef okul var. Mimar Sinan Üniversitesi giriyorsun. Ve adın listede. Ve Turan Büyük Kahraman da adını listede görüyor. Sonra ne oluyor? Dur göremiyor hemen. Daha göremiyor mu? Bir saniye. 89'da ben girdim. 4 yıl ara verdim. Benim elim çok durdu. Yani o 4 yıllık şimdi... İlkokul, ortaokul, lise ben aynı işte semtte okudum. Ondan sonra 4 yıllık aynı semtte çalışmam beni biraz bilinç olarak aşağılara çekti. Hı hı. Yani güdülerle bir şeyler hesaplıyorum kendi içimden ama şey yok. Yani bir bilinç olmadığı için tamamen hani adını da koyamıyorsun. Evet. 3. senesi ben bir psikolojik buhran geçirdim. Ondan sonra 89'da girdim ama elim yani keskinleşmiş yani çok böyle sert çizgiler falan atıyordum. 89'da girdiğimde heykel bölümünü kazandım. Resimde yedek listede daha iyi yoktum. Heykel bölümünü kazandım. Çok enteresan. İlk yıl ben heykel ama yani o da çok zevkliydi tabii ama çocukluk tutkum resimdi. 90'da bir daha sınava tekrar girdim. Tekrar ikinci kez sınava girdim. Yani evet. 89'da girdiğimde 3 ay sadece kursa gittim. Hı hı. Yani onun haricinde onun işte ön eğitim yazın yani haftanın 5 günü çalışıyordum işte normal. Hafta sonunda kursa gidiyordum. Yani o şekilde girdim. Peki şöyle söyleyeceğim. Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne girdin ve resim okumaya başladın. Yani o okula ilk gittiğin günlerde ben bunu gerçekleştirdim, başardım düşüncesi seninle birlikte miydi? Yani kendini motive ettin. Yani yaşasın diye vardır ya, bağırırsın. Yaşasın, ben başardım. Tabii. Yani seviniyorsun. Yani biliyorsun yani sınav zamanı
bir 3-4 bin kişi bahçede görüyorsun, bir çöküyorsun orada zaten. Yani toplamda okulun kontenjanı kaç? 200? Yani çok az. 80, 300. Yani sen orada 3000 kişinin, 4000 kişinin arasında 200'e, 300'e girmeye çalışıyorsun. Tabii o moral nasıl bir öğrencilik hayatın çökertti. Geçti üniversitede? Ya ben şöyle söyleyeyim. Yani ben 40'ından sonra açılanlardanım. Yani çok farkına varamadım. Yani bir şeyler yaptım tabii ama 40'ından sonra bir farkındalık daha çok arttı. Yani ben ya şu aklımda şu anda öğrenci olsaydım herhalde daha iyi olurdu. Yani aslında bu hepimiz için geçerli. Yani aslında şu anlamda seninle aynı düşünüyorum. Şimdiki aklımızda okulda öğrenci olmak vardı. Evet. Yani o zaman muhteşem bir şey ya çıkardı. Muhteşem bir şey olurdu değil mi? Şimdi bak, o zamanlar okuldaki ilk öğrencilik günlerimizi hatırla. Bir çekingenlik, bir korku hep var. Var, evet. Hocalardan çekinirsin ya da işte yani bir şeyi eksik yaparsın, onun paniğini yaşarsın. Ama şu andaki kafayla olsa olabildiğince hani labali kelimesini tırnak içerisinde kullanıyorum ama daha böyle relax, hani daha rahat. Ne istediğini bilen. Yani ne istediğini bilen ya da kafayı birazcık daha rahat giyotine uzatabilen bir adam olabilirdim. Ama müthiş zamanlar yaşadık hepimiz orada yani. Tabii. Tamam. Yani bir kere işte ben bir yıl heykel, 6 yılda da resim bölümünü bitirdim. Ben şöyle 7 yıl Boğaz'da yemek yedim. Öğrenci jetonu. Harikasın ya. Bak, ben böyle hiç bakmadım olaya. Tamam. Okul şey yani müthiş bir okul. Denize sıfır bir okul. Yani hakikaten bir otel gibi yani o anlamda. Konum açısından. Evet. Hani yani onu böyle, bulamaya gerek bile yok. Tabii canım 5 yıldızlı oteller vardı ya denize sıfır. Aynen, aynen. Öyle bir sanki yerde hani tatil yapmış gibisin değil mi? Yani kaç sene dedin toplam? 7. 7 sene. Ay, 7 yıl. Sende de ne bitmez tatil varmış. Boğaz'da tatil yemek yedik ucuz bir de. Çay kahve içtin dedi. İşte kafeterya olarak kullanıyorsun. Nerede içtin? Boğaz'da mesela, içtim. Güzel bir yere geldik. Şimdi tabii konu konuyu açıyor da sanatınla ilgili, yaptıklarınla ilgili birçok soru da sana soracağım bu arada ama bence şimdi okuldaki yaşantıdan bahsederken güzel bir yere geldik. Genel anlamda güzel sanatlar öğrencilerinin yaşadıklarıyla herhangi bir güzel sanatlar üniversitesi dışındaki eğitim kurumunda okuyan, yaşayan öğrencilerin yaşadıkları arasında bir fark var mıdır? Yani orada olaya bakış açısı nasıldır? Burada bakış açısı nasıldır? Yani bir taraf daha mı relaxtır, gerçekten rahattır, hocalarla ilişkileri daha farklıdır, diğer taraf daha mı bir disiplinli gider? Yani atölye ortamı biliyorsun zaten sıcak bir ortam. Ben biliyorum. Sevgili izleyicilerimize söyleyeceksin. Efendim Turan Bey dedi ki atölye ortamı gayet sıcak bir ortam. Yani her gün aynı hocalarla iç içesin. Yani diğer üniversitelerde dediğin mesela bir iktisat gibi bir işletme gibi onu kastettin değil mi? Evet. Doğru anladım. Yani bana ötekiler tabii biraz daha statik geliyor yani. Daha statik geliyor. Yani. Yani aslında bak şu kafayla öyle bir eğitim aldığımızı düşünelim. İkinci üniversiteyi herhalde çok rahatsız eder bizi. Ben yapamam zaten. Ben de yapamam ya. Ya ben diyorum ya yani benim başka hedefim yoktu. Yani ÖSYM'de işte birinci sınava giriyorsun sonra bölüm sınavı için ikinciye giriyor. Ben ikinciyi yazmadım bile. Sen tam hedefe odaklanmışsın. Tabii canım yani benim müthiş. Direkt. Pekala. Şimdi gene okulla ilgili ara ara sana sorular soracağım. Ne tür resimler yapıyorsun? Kendini sanat tarihinde nereye koyabilirsin? Kendini nasıl tanımlayabilirsin sanatınla alakalı? Yani benim yaptığım işler aslında çok komplike. Yani ben duvarları kendime konu aldım. Duvarla biraz açar mısın? Yani duvar afişleri. Derken. Yani üniversite yıllarında aslında ilk fark ettim. O çalışma hayatım dediğim zamanlar işte bolca ben bez afiş, işte böyle cam yazıları falan yazıyordum. Ya tabii okulun sonlarına doğru da bir tarz oluşturman gerekiyor. İşte sunuma çıkacaksın, diplomaya çıkacaksın. Bir resimsel kimlikten bahsediyorsun. Tabii. Yani ben gelip geçerken duvardaki o hareketlilikler benim ilgimi çekti. Yani yazı, bu kaligrafik anlamda becerim de var. Evet. Dedim yani ben kendime konu olarak böyle bir şeyi... Etkilendin onlardan. Tabii. İlk öyle girdim. Duvarları konu aldım. İşte o dönemin çeşitli kuruluşları, yarışmalar oluyordu biliyorsun. Ve onlar da sergilere falan dahil oldum.
Genç Sanatçılar Yarışması'nda bir üçüncülüğüm vardı. Güzel, harika, 90. Harika. Zaten burada aldığın ödüllere bakacağız, 90, söyleyeceğiz onları. Katıldığın sergiler var. Sanıyorum 96'daydı. Bir belediyenin bir resim, yol ve seyahat kolunu resim yarışmasında, evet, ikincilik ödülüm, evet, var. Yine diğer bir belediyenin, ya da aynı belediyenin pardon, Mevlana kolunu resim yarışmasında yine ikincilik ödülüm, evet, var. Bir de mansiyonum var orada. Evet, bir de Genç Sanatçılar Resim Yarışması üçüncülük ödülü almışsın, evet, burada. Pekala. Şimdi bu duvarlardaki yırtık afişler, yani o billboard afişler, evet, onların işte sökülüp atılması, oradaki kalan doku, efendim, ya da bir takım stensiller senin resminde hep görülen grafitiler, elemanlar. Grafitiler. Evet. Evet. Tamamını işledim ben. Ya şöyle ilginç bir şey var ama ben bunu sadece kendimin yaptığını zannediyordum o yıllarda. Yani ben onu buldum diye çok seviniyordum. Sen yeni bir şey yaptığını düşünüyorsun. Tabii o ama 90'lı yıllardan bahsediyorum. Evet. Yani internet yok o zaman. Ulaşabileceğimiz herhangi böyle bir mecra yok, kitap yani, yok, şey yok. Ya tabii biliyorsun o zamanlar bizim Türkçe baskı da yoktu doğru düzgün. Hayır, dışarıdan gelen kitaplardan. Okuldan hatırlarsan bir takım yabancı ülkelerin kitap evleri vardı. Yani bilmem, yani isim vermeyin. Hı-hı. X bir konsolosluğu. Anladım. Bir kitaplığı ve kitaplığı vesaire aynen, vardı. Bir de onlar biliyorsun o evet, zaman evet, dövize endeksli. Evet. Yani kolay yazılabilir bir şeyler değil. Oradan o kitaplara bakardı. William de Kooning'in işlerine bakmıştım İngilizce. Yani hı-hı, bizde öyle bir hani William de Kooning'le ilgili kaynak var mı yok mu o da belli değil. Romantik. Evet. Hı-hı. Şimdi dolayısıyla ve abstrak resimler yapar William de Kooning. Yanlış bir şey söyledim. Aa tamam pardon. Abstrak resim. Ben evet, başka bir isim. Şimdi dolayısıyla yani düşünebiliyor musunuz? Şimdi William de Kooning'i bırakın, X bir müzeyi yazın dünyada, bütün salonlarını geziyorsunuz, dolaşıyorsunuz. Evet. Tamam mı? Anladığım kadarıyla sen de piyasanın kurallarına uymak anlamında değil de inandığın işi yapma gibi bir güdü var ya da durum var. Yani sen o öyle, işe inanıyorsun, evet, ve o işte de devam ediyorsun. Peki bize bu işi yaparken teknik açıdan gelişim süreci hakkında bilgi verir misin? Bu nasıl tuvale geçiyor? Mesela senin duvarda gördüğün diyelim ki bir grafiti ya da bir yırtık afiş Turan Büyük Kahraman'ın tuvaline nasıl bu bir sanat ürünü olarak dönüşüyor? Şimdi ben İstanbul'u bir uçtan bir uca dolaşıyorum bir kere. Evet. Yani malzeme toplamak için. Fotoğraflıyor musun bunları? Tabii aynen. Yani buradan diyelim ki Esenyurt'tan tut, karşıda Gül Suyu'na kadar böyle geniş bir yelpaze. Ama daha çok malzemelerimi varoş duvarlarından alıyorum. Yani varoş duvarlarındaki hareketlilik hiçbir yerde yok. Daha dinamik değil mi? Daha enerjik. Çok hareketli. Yani ertesi gün aynı pozisyonu göremeyebilirsin. Yok, o konuda haklısın çünkü Burhan Doğançay evet, üstadımızın bir konuşmasını izlemiştim yıllar önce. Demişti ki ben New York'ta kesinlikle çok ara mahallelerde, ara sokaklarda evet, ya da böyle gettolarda hani girilmeyecek yerlerde geziyorum, tabii, dolaşıyorum. Benim için en büyük malzemeler orada demişti. Yani ya bu, aynı şeyden bahsediyorsun. Tabii aslında, burada da politize olmuş semtlerde. Hı. Yani Gül Suyu, Ok Meydanı gibi çok hareketlidir duvarları. Kendi içerisindeki dinamiği hep aynen, farklı olan tabii, yani çok uçsuz bucaksız bir malzeme. Yani o dinamik de duvarlara yansıyor. Tabii ki. Yani oralardan ben bazen kadraj alıyorum. Yani hı-hı, gidip zoomluyorum yani. Küçük bir bölüm evet, bile alıyorum. Bazen komplesini alıyorum, ayrı ayrı kullanıyorum. Büyüterek ondan sonra bir plan proje dahilinde tuvalime tuvale geçiriyorsun. Peki daha çok genelde mesela duvarlar yüzey anlamında daha büyük yerler, geniş yerler. Evet. Senin de tuvallerin bununla özdeş olarak yani o duvardaki etkiyi verebilme adına bunları resimlerken daha çok büyük tuvaller mi kullanıyorsun ölçü olarak? Büyük ölçüler de var. Yani 3 metrelik tuval de kullandım. Yüzey 70 civarında mesela o zoomladığım dediğim yırtık afişlerin belli bir kısmını alarak daha küçük çalışmalar da yaptım. Pekala, buna bağlı şunu sormak istiyorum sana. Şimdi hepimizin
yeni bir tuvale başlamadan önceki sancıları varmış. Var. Karşında evet. Beyaz bir astar atılmış kocaman bir tuval durur. Ürkütür. Ürkütür aslında çünkü ürkütüyor. Geniş bir alan ve boş bir alan vardır. Yani iki boyutlu bir şeydir aslında o sırada. Ama sen onu bir şekilde üç boyutlu bir alana çevirmeye çalışırsın. O sancı durumunu nedir sende? Yani nasıl motive olursun, nasıl başlarsın? Ya da bir ressam ortalama düşündüğümüzde 3 aşağı 5 yukarı hemen hemen hepimizin bu anlamda motive olma şekilleri bellidir zaten. Birbirine benzer. Yani sana benzemezse diğerinkine benzer zaten. Yani bir mesela dışarıdan izleyicilerimize bunu aktarmak istediğimizde, bizi izleyen izleyicilerimize aktarmak istediğimizde ressamın beyaz, boş bir tuvalin başındaki sancıları nedir? O doğum sancıları nedir? Nasıl bir ruh halindedir? Yani amorf bir maddeyle karşı karşıyayız. Evet. Yani ona sen bir etki, bir kuvveti uygulayacaksın. Ondan sonra canlanması lazım. Ya bazen öyle oturduğum zaman saatlerce bir şey yapmadığım oluyor. Ürkütüyor değil mi insan? Ürkütücü tabii. Yani diyorum ya, yani saatlerce hiçbir şey yapmadan bazen çekip gittiğim oluyor. Peki sende de şey var mıdır? Mesela küçük bir tuval de olsa, bu önemli değil tuvalin ölçüsü. Bazen resim istediğin gibi gitmez. Ben mesela onu yapmışımdır. Çok sık olmamakla birlikte ama tuvali ters çeviririm. 10 gün hiç bakmam ona. Sonra bir daha gelir bir bakarım. Hemen görürüm eksiklik orada ne. Gözü dinlendiriyorsun. Tabii gözü dinlendiriyorsun. Aslında beyni de dinlendiriyorsun. Tabii. Ve mesela en büyük hata resim yapılırken şudur. Yani bir yerden sonra tuval gitmez. Orada bırakacaksın. Üzerine gittikçe tabii. gittikçe bozmaya başlarsın. Ve şişirmeye yani, başlarsın. Ya, o da işin doğasında var ama tabii. Evet. Peki mesela senin tuvallerinde stansiller görüyoruz. Bu stansillerin ne olduğundan birazcık bize önce bir bahsedip onları neden yaptığını ve niçin nasıl yaptığını anlatırsan. Yani duvarın üstündeki stansil, grafiti veya şey benim için önemli değil. Benim için duvar önemli. Hı hı. Yani stansiller sokak sanatına ait biliyorsun. Ve aslında yasa dışı ola gelmiştir. Yani stansillerin... Aslında aykırı ve muhalif bir tarafı tabii vardır. Ya, tabii. Evet. Yani onlar zaten anarşist gruplar tarafından yapılıyor. Yani onların aslında büyük çoğunluğu başka bir yerde atölyede hazırlanıyor veya işte bir mekanda. Bilmem tabii şablonlar. Oradaki duvardaki onların icrası birkaç saniye. Tabii tabii. Yani dayar, spreyi sıkar ve gider. Gider. Tabii yani tabii onlar da hani ilgi çekici ama duvardaki kompozisyonun bana iyi gelmesi lazım. Ben direkt alıyorum oradan çünkü. Yani seçiyorum. Yani o yüzden hani stensil olmuş veya yırtık afiş olmuş veya grafiti olmuş. Ben çok umursamıyorum. Ben duvarı alıyorum çünkü. Sen olsa da o komple o bütünü aynen. alıyorsun. Onlar aynen. aslında bahsettiğimiz şeyler onların içerisindeki detaylar. Tabii. Detaylar. Ha ne diyelim malzemeleri. Malzemeleri anladım. Şimdi bu arada bir sürü sergi var. Karma sergiler var, kişisel sergiler var. Sergiye hazırlanırken bir sanatçı ne gibi sancılar çeker? O süreç, o dönem nedir yani? Çünkü sergi orada senin artık kişisel şovundur. Evet. Yani, ben hazırlanırken çok aşırı bir sancı yapmıyorum. Zaten muhtemelen hazırlanmış bir vaziyetteyim de açılışında ben sancı yaşıyorum. Açılışında sancı yaşıyorsun. Ya, o akşam en çok keyifli olacağın akşam. Ama işte ben bu herhalde ruhsal yapım böyle. Daha çok beni etkiliyor. Niye sancı yaşıyorsun açılışta? Şey ya, söyle işte bakalım. Senin sergin herkes geliyor sana bakıyor. Herkes sana bakıyor değil mi? Şeye benziyor. Hani evlenirken evet. nikahta herkes sana bakar ya o sırada. Ağzından çıkacak lafa utanıyorum. Utanıyorum. Ya niye utanacaksın canım? Mesela çok enteresan şeylerle karşılaştın mı sorularla sergide? Hani mesela sen kendine, kendi serginde ya da bir sanatçının herhangi bir sergisinde sorulmasını istediğin yani insanların sormamasını istediğin soru olarak neyi görürsün? Neyi sormasınlar? Hani niye yaptın falan böyle bir şey. Yani sen bu resmi niye yaptın? O klasik yani biraz. Bunu geçtik. Gibi. Bunu neden yaptın? Bunu ne anlatmak ne anlatıyor? İstiyorsun? Tamam, yani geçtik. Bu tip şeyler tabii sıkıcı. Hani gereksiz sorular bence bu tip sorular. Yani onun haricinde çok yani insana itici gelen bir soru şu an hatırlamıyorum. Ya sizin her şeyiniz relax geçmiş hayatınızda ya. Öyle abi ben rahat Turan adamım. Beyciğim. Yani ne kadar relax bir ressamsınız ya. Yani çok böyle sevgi pıtırcığı gibi anlatıyorsun. Evet. Ne güzel her şey öyle oldu, bu böyle oldu, şu şöyle oldu. Bir aksiyon üstadım aksiyon. Resimlerin çok aksiyonlu. Ya onların hazırlanış zamanları o şekilde. Şey mi diyorsun ya senin karşına geçtim. Sen de zaten bir aksiyon yok. Dolayısıyla ben de aksiyon gösteremiyorum mu diyorsun? Yok estağfurullah. Bak sana konuyu başka yere getireceğim şimdi. Daha aksiyonlu bir şey. Futbol. Hadi.
Oo. Şimdi sana bir isim vereceğim, onu hatırlar mısın? Orhan Yenihayat. Kaç, 70'lerde mi? 60'lerde yok canım, mi? oldu. 40'ları sen de şimdi bayağı bir geriye gittin. Hayır, bizim dönemlerden arkadaşımız. İkimiz de bu adamla biz futbol fanatiyiz ve hatta bir spor kulübünün de ismini vermeyelim, bilen biliyor zaten. Ciddi derecede fanatiyiz. Fakat o zamanlar, şimdi eski adıyla İnönü Stadı okula çok yakın olduğu için biz böyle bir ders arasında İnönü Stadı'nı kullanan İstanbul'un diğer güzide kulübünün bir maçı var. Türkiye Kupası, ama yani bizim hani fanı olduğumuz kulüp değil. Hı hı. Fakat Orhan dedi ki ya boş oturacağımıza gel dedi, gidelim dedi, tamam mı? Yani boş dedi de bahçede oturuyoruz işte, yaza doğru havalar ısınmış. E gidelim dedim. Maça gittik ama çıkışta şöyle bir tedirginlik yaşıyoruz. Orhan bana ve ben Orhan'a aynı şeyi söylüyoruz. Aman ne olur abi, okula gittiğimizde sakın maça gittiğimizi kimse duymasın. Şimdi niye? Efendim ressam maça gitmez. Şimdi bak. Efendim mesela Türkçe şarkı. Aman kimse duymasın Türkçe şarkı dinlediğimizi, ressam Türkçe şarkı dinlemez. Aman şu olmasa, aman ressam onu yap. Ya bu nasıl bir kategorize etmedir, nasıl bir klişedir? Arkadaşlar bizler de yani sizler gibi insanız, sadece yaptığımız iş resim yapmak. Yani onun dışında hiçbir farkımız yok. Biz de normal insanlarız o anlamda. Hayatın her alanında da olmak zorundasın zaten. Yani niye böyle bir şeyi ben bilmiyorum. Neden yani futbol seyretmeyeyim ya da neden maç seyretmeyeyim yani? Yani çok ayıp bir şey mi yapıyoruz? Yani yasa dışı bir şey mi yapıyoruz? O çok saçma, bence çok gereksiz bir şey. Yani müziğe geldim, ben türkü çok severim. Ne güzel. Yani Turan Engin, yani Erzincanlı olduğum için herhalde oldu. Ondan sonra Ali Ekber Çiçek. Harika. Tabii Neşet Ertaş'ı çok severim. Üstadımız, büyük üstad. Babası ekol zaten, Muharrem Ertaş. Harika. Yani şimdi biraz sonra bir kısa bir ara vereceğim de ondan önce şunu söylemek istiyorum toparlamak için. Yani aslında adam bazı şeyler görmüşüz sanki o dönemler, işte bu böyle olmalıdır diye olayı böyle bir kalıba sokuyoruz gibi geliyor bana. Yani ki hakikaten şu anda ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani bu çok saçma, gereksiz. Evet. Ve bu tip... Evet, evet. Şimdi istersen onu reklam arası verelim. Tamam. Reklamlardan sonra tamam, devam edeceğiz efendim. Az sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Efendim Kültür Televizyon ekranlarında yaşama sanatında ressam Turan Büyük Kahraman'la sohbetimize devam ediyoruz. Evet Turancığım, o ilk şeyi attın. Evet. Enerjiyi attın, daha böyle bir relax biçimdesin. Şimdi gülüyorsun, kız. Pekala dostum. Şimdi yine seninle ilgili, senin özelinle ilgili birçok şeyi tabii geleceğiz. Bu arada tarzının çağdaş sanat tarihinde karşılıkları var. Bunlarla ilk nasıl tanıştığını anlatır mısın bize? Yani sen böyle bir şey yapıyordun, bunları sadece senin yaptığını zannediyordun, sonra nasıl gördün? Onu baştan girmiştim biliyorsun, evet. Onu devam edeyim. Devam et istersen. Dediğim gibi o dönemlerde internet, kitap erişimimiz çok fazla yoktu. Ben de kendi çapımda böyle bir şeyi, evet, kendimin buldum. Yani zannediyorum ve seviniyordum yani açıkçası. Bir Einstein'ın dedin aslında. Yok, o kadar da değil de. Sanatın Einstein'ı. Daha sonra tabii bu kitap okulda açılırdı şeyler, gelip bir standlar falan açarlardı. Hı hı. İşte ilk o zaman bir pop art'la ilgili kitap geçti elime. Baktım Mimmo Rotella, Robert Rauschenberg. Rauschenberg, herkesi... Yani baktım ya, yapılmış bunlar. Eyvah. Bir hayıflandım sonra... Şok, ilk şok. Evet, gerçekten söylüyorum ama bunu, samimi, eyvah, olarak söylüyorum. Sonra Burhan Doğançay'ı işte tanıdım. Şeyde, hatta Beşiktaş'ta bir retrospektif sergisi oldu. Ona gittim, hayran böyle şey yaptım. Biraz da kızdım kendim. Bu yapılmış mı meğer bunlar ya? Ya ondan sonra ben bir dönem duvarları bıraktım. Küstün mü duvarları? Küstüm ya, hakikaten küstüm. Bence var ya, bütün programın en önemli yeri burası. Abi küstüm. Duvarları adam küser mi ya? Niye küsüyorsun duvarları? Ya yapılmış dedim. Yani ben niye yapayım ki artık? Sonra kent resimleri yaptım. Yani işte Taksim, tramvaylar falan. Aha. Bir takım portreler çalıştım. Abi baktım bu sefer de mutlu değilim. Yani içime sinmiyor. İstediğin bir şey yapmıyorsun teknik açıdan. Ha yani ondan sonra dogmatik uykumdan uyandım. Ya dedim ki tamam, dünyanın bir yerinde farklı zamanlarda birileriyle bir paralellik kurmuşum. Tamam. Aslında bu güzel bir şey. Biraz yani kuantumda olan bir şey yani, eş zamanlılık. Yani sadece, evet, benim onlardan bir haber olmam sorundu.
Evet. Ondan sonra kendime haksızlık yaptığımız var. Yani tek farkım o, onlar hazır madde kullanıyorlar. Yani işte afişleri alıp tuval veya dekolaj işte şeye, yapıyorlar, kopartıyorlar. Aynen. Ben onları boyayla yapıyordum. Tamam. Yani foto gerçekçiliğe yakında bir tarzım var, biliyorsun resimleri. Ondan sonra tekrar başladım. Yani sevgiliye tekrar döndün. Aynen. Barışma aynen. Hediyesi olarak ona ne aldın? Yeni tuvaller aldım. Yeni tuvaller projeler getirdim. Harikasın. Bravo. Olay budur işte. Yeni projelerle evet. Sonra tekrar bir dalış yaptım. 2007 civarıydı. 2005, 2006, 2007 tabii o yıllarda. Ondan sonra bir seri yaptıktan sonra işte ilk sergimi, yani bunlarla ilgili ilk sergimi açtım Ankara'da. Hı hı. Ondan sonra aynı sergiyi burada İstanbul'da yaptım. Evet. Bodrum'da aynı sergiyi gezdi. Peki sonra... insanların, yani izleyicilerin, sanat izleyicilerin ilgi ve alakası ya da sana geri dönüşleri bu anlamda nasıldı? Ya genelde olumlu tepkiler fakat satışa yansımayan yani zaten bir şeydi. Maalesef yani neyse işin o tarafını hiç irdelemeyelim. Tamam. Hiç irdelemeyelim. Yani hani şöyle şeyler vardır. Öldük bittik resimlerini ama o kadar. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Çok evet. Çok beğendim, çok güzel. Şey vardır bir de, benim hanım da çok beğendi derler. Evet. Mesela adam gelir, benim hanım da çok beğendi. Yani... Ama biz de istiyoruz ki o beğenmenin ötesine artık olay taşsın. Yani. Ya bunun bir de bir sanatçının yaşaması adına tabii, maddi bir tabii, karşılığı var. Tabii. Yani. Pekala. Zor yani, hakikaten zor. Şimdi dünya sanatında kendi işlerine yakın bulduğun sanatçılar var mı? Yani daha doğrusu izlediğin sürekli artık internetten dolayı yani ne yapmış diye merak ettiğin ya da herhangi bir sanatçı da olabilir. Yani özellikle işlerini merak ettiğin birileri var mı? Yani saydığım isimler, Burhan Doğançay zaten üstad olarak evet. O çok yani sevdiğim bir sanatçı. Ufak ufak zaten farklı soyutlamalar da yapıyorum. Yani size verdiğim görsellerde gerçi yok galiba onlar da. Hı-hı. Ama yakında onlarla yani ilgili bir sergi açmak isterim. Uslup anlamında yani mesela daha duvar resimlerinden şimdi daha abstrak işlere mi yöneldin? Ya biraz daha ama duvarlardan kopuk değil. Bir ilişik. Tabii. Yani bir duvarlarla yine bir bağlantısı var. Ama afişler gibi de değil. Anladım. Pekala. Deminki aslında birazcık da deminki konuya yine ben dönmek istiyorum. Şimdi velilerin kendi çocuklarıyla ilgili, sanat okuyan çocuklarıyla ilgili en büyük kaygısı para kazanamayacak kaygısı. Evet. Yani tamam. Böyle bir kaygı tüm dünyada var aslında. Yani Türkiye'ye özgü bir şey değil. Çünkü sanat çabuk tüketilen, hemen tüketilen bir şey değil. Yani iyi bir şey ama zor tüketilen bir şey alıcısı tarafından. Tabii. Şimdi dolayısıyla sana sormak istiyorum burada. Sana göre sanat piyasası nasıl? Yani resimlerden para kazanabiliyor musun kişisel olarak? Yani yani bu seni tatmin ediyor mu? Genel anlamda Turan Büyükkahraman'ın sanat ürünlerinden kazandığı, ürettiği işlerden kazandığı paralar seni tatmin ediyor mu? Ya ben kişisel olarak para kazanmıyorum. Yani ama sanat piyasası yani zaten uzun süredir bir kriz yaşanıyor. Süreç iyi gitmiyor. Doğal olarak sergi açmak zorlaşıyor. Biliyorsun bir de galeriler ticari kaygı güçlükleri. Yani pragmatik bakıyorlar tabii. Hı hı. Daha çok aynı isimler, daha bilindik imzaları tekrar tercih ediyorlar. Fuarlar aynı. Aslında fuarların normalde amacı yeni sanatçıları tanıtmak. Tabii yani hem genç sanatçıları daha çok su yüzüne çıkmamış yeni isimleri çıkartmaktır. Ama galerilerdeki sergilerin aynısını ne yapıyorsun? Fuar boyunca tekrar görüyorsun. Şimdi mesela X bir galeri açılıyor diyelim. Bir herhangi bir galeri yani. Sonra Y bir galeri açılıyor. Z bir galeri açılıyor. İsimleri önemli değil. İsim vermiyoruz zaten de. Hı. Mesela genelde galerilerin şöyle bir anlayışı vardır. İlk sergiyi istisnalar hariç karma sergi olarak açarlar. Ve karma sergilere bak. X, Y, Z galerilerinin açtığı karma sergilerdeki isimler hemen hemen aynı. Çünkü niye? Piyasada popüler olan işte resim satışı yapmış zamanında ya da o esnada satış yapan isimler açılan galerinin, yeni açılan galerinin sergisinde hemen ortaya konuyor. Sonra arkadan başka bir gün başka bir galeri açılıyor. O da aynısını yapıyor. Yani
bazı isimleri bir türlü aşamıyorlar. Doğal manyetik çekimleri doğal var tabii onların. Ne var bunların ceplerinde ya? Çekim onların manyetik çekimleri var. Nasıl bir manyetik çekim üstadım bunlar? Yani işte bilindik isimler. Ya diyorum yani kaygı, pragmatik kaygı yani. Ama iyi de bu galeriyi bir yere götürmüyor ki. Götürmüyor. Sen yani bana yeni bir şey sunmuyorsun. Yani. Yeni bir şey sunmadığın için ben sana, sen bana daha doğrusu cazip gelmemeye başlıyorsun. Evet. Çünkü niye biliyor musun? Sen tamam belki iyi bir isimle sergi açıyorsun, karma sergi. Yani o iyi isimlerle, iyi firmalarla donatıyorsun o karma sergiyi ama aynı isimler senden 3 ya da 4 kere önce açılmış başka diğer galerilerin aynı açılışlarında da vardı. Zaten ben onları orada doydum, onları gördüm. E sen bana yeni bir şey sun, yani beni heyecanlandır. Bana sürpriz yap. Evet. Evet. Aslında biraz da o zaman yani oraların, o galerilerin veya yekün hepsinin takipçilerin de böyle bir arz talep istemesi lazım. Peki. Yani sevgili, gidip serzenişte bulunsunlar. Yani başka sevgili isimler Turan'cığım, yok. Doğru söylüyorsun. Peki diğer bir soru sana. Türk resim sanatını dünya sanatında, dünya resim sanatında nereye koyarsın? Nerede görüyorsun? Yani tarihsel süreç olarak bak. Yani tarihsel süreç dilediğin gibi. Yani şu anda, daha geniş zaman, anlamda söylüyorum. Yani sence tamam, geniş anlamda Türk şey resim yapalım. Sanatı batılı anlamda diyelim. Yani hani klişe şey oysa, batılı sanatsa yani buradaki özne. Nereye koyuyorsun Türk sanatını? Günümüze göre bakalım. Yani hani tabii Avrupa'nın, Amerika'nın yani gelişmiş ülkelerin sanatçıları bizden daha şanslılar. Yani ulaşabilirlikleri daha iyi, şey, alım güçleri daha biraz iyi. Biraz önce Sema Hanım'la onu konuştuk yani Tayyipçioğlu ve onu aynı şeyi söyledi yani. Tabii alım güçleri yani mesela ben şahsım için konuşayım. Ben yurt dışına daha çıkmadım. Yani hiç çıkmadım. Şimdi gelişmiş ülkelerdeki insanların bu tip şeyleri, seyahat özgürlükleri çok daha iyi. Yani gidip farklı galerileri, farklı ülkelerde veya müzeleri geziyorlar. Evet. Bizde yani bu tip şeyler, yani eğer bir yüzdeye koyacaksak bence biz çok aşağılardayız. Yani sanatçının şunu demek istiyorsun, ben onu anlıyorum. Sanatçı en az belki senede iki kez yurt dışına tabii sanatsal anlamda bir gezi yapmalı, yani incelemelerde bulunmalı. Kültürel gezilerde bulunmalı. Kültürel seyahat yapmaları evet, lazım, evet. Peki. Ya bizim eksikliğimiz o. Biz kendi ülkemizdeki şeyleri bile doğru düzgün gidemiyoruz ki. Yani ben yani hem öz eleştiri olarak söyleyeyim. Tamam. 97'de ben işte askere gideceğim. İstanbul'da tabii oturuyorum ama şey yabancı şubeden yapmayı kaçırdık. İşte o zaman Erzincan'a gidelim abimle beraber işte konuştuk. Rahmetli annemle babamı da hatta götürdük. Amasya'ya işte yemek yemek için Amasya'ya yakındı. Amasya'ya saptık. Temmuz'un sıcağı. Yani böyle aranırken birden böyle bir baktım. Sırt çantası işte şortuyla işte 25-30 civarında tek başına bir turist. Ya ben o zaman yani öz eleştiri şöyle yaptım. Ya benim cebime şu anda para koysalar hani al bir tatile git deseler Amasya'ya gelmek aklımın ucundan geçmez. Yani, ama insanlar da işte bak hep böyle bir araştırmacı bir taraf var o adamlarda. Yani evet, adamlar merak ediyorlar ve araştırıyorlar. Onlara fantastik geliyor yani, bu anlamda. Şimdi geziler. Tabii bu yaygınlaştırılabilir. Yani hem imkanlardan dolayı hem bilinçten dolayı. Evet. Şimdi onların o tip imkanları var. Malzeme konusunda da zaten endüstrileri gelişmiş olduğu için biz onların boyalarını kullanıyoruz. Hani biz daha bize daha pahalıya geliyor tabii ki. Yani o tip avantajları var. Ayrıca tabii kültür seyahatleri kültürel olarak yüksekte olmaları onlar için bir avantaj daha. Onlar da normalde gelir seviyesi İşte iyi olan bir insanın evinde birkaç tane resim görürsün. Mutlaka. Yani onu bırak. İlkokul seviyesindeki çocukların bile onlarca müze gezdiğini görürsün, evet, duyarsın, bilirsin. Tabii. Yani ben... işte oradan başlıyor. Zaten tabii, onun tabii, mirasını tabii yiyorlar. Yani. Bizde o şekilde bir şey yok. Yani bizim kaybettiğimiz nokta aslında bu. Hı hı. Yani bu tip elit bir beğeni sahibi gelecek, senin resmini alacak. Rafine bir beyin. Tabii ki.
sana bir yaşam parası olacak. Çünkü yeni bir malzeme alacaksın. Yeni bir çok doğru. Şeyi yapacaksın. Ya ben o kadar yaşadığım semtte, başka semtlerde de yani daha önce altlarda olan bir insanın maddi olarak o kadar yükseldiğini, yani korkunç meblağ aylık gelirlerine şahit oluyorum. Ama git evinde bir tane resim bulamazsın. Neden? Kültür seviyesi burada kaldı çünkü. Yani yıllar önce bir müzayede şirketinin sahibi televizyonda çıkmıştı. Onu izlemiştim. Şöyle bir şey söylemişti. Demişti ki bizde bizim ülkemizde futbolcular en çok parayı kazanan kesimi oluşturuyor belki de. Evet. Ama evlerinde her türlü son model televizyonu, garajında son model arabası vesaire vesaire. Neyin son modeli varsa her şeyi var. Fakat evlerinde bir tane orijinal resim yok. Çok önemli bir şey. Orijinal resim. Evet. Mesela hatta daha da ileri gideyim. Adam bu benim yaşadığım, daha doğrusu tanık olduğum bir olay. Çok güzel bir ev yaptırmış. Duvara astığı resim bir marketten aldığı imitasyon bir manzara resmi. Yani bir baskı. Ne kadar sakil duruyordur ama. Yani şimdi ben de hiç unutmuyorum. Demiştim ki yani sen şöyle şöyle bir marka arabaya, marka arabam var, onun ön koltuğuna kilim koymuşsun. Yani gibi. Hiç örtüşüyor mu? Hani belki bilmiyorum yani örnek nasıl oldu ama hani bana öyle geldi. Yani, öyle algıladım. Yani. Öyle algıladım yani. Yani evet. Şimdi dedim ki bak, lütfen dedim hani git kimden alacaksan al. Benden de alma yani, hiç önemli değil. Ama git bir orijinal resim al. Evet ya. Orijinal iş yani. Sen böyle bir ev yaptırıyorsun, mobilyalarını falan ülkeden getirtiyorsun. Duvarında senin bir tane orijinal iş yok. Var olan da X bir marketten aldığın basılmış, işte o zamanın parasıyla 20-25 liralık bir şey yani. Anlatabildim mi? Yani imitasyon bir iş. Bir sanatçının basılmış bir işini alıyor. Onu yani, ama onu işte madem onun... Yani o duvara resim asılacağını biliyorsan olayı bir daha ne derler ona, bir üst level daha, iki level daha, üç level daha yukarı taşı, orijinal iş al. Ya. Vallahi sorunlarımız çok. Yani şeylerde de öyle Recep. Mesela o 5 yıldızlı otellerde onlar da zorunlu biliyorsun. Mesela orada da bizi baltalayan maalesef aynı okulda okuduğumuz iç mimarlar. Mesela nedir şikayetin? Söyle bana. Ya çoğunda yine... daha basit yani, çok ucuza mal edip orijinal havası verip aslında orijinal resim koymuyorlar. Orijinal resim koymuyorlar. Yani gidip lobilerine bak işte yani odalara da koyuyorlar. Yani en azından benim gezdiğim şeylerde ben çok az gördüm. Anladım. Yani buradan yani şunu söylüyoruz herkese, lütfen evinize bir sanat ürünü alın. Bu resim olabilir, heykel olabilir, başka bir şey olabilir. Ama imitasyonu olmasın, sahtesi olmasın. Ya. Orijinali olsun. Yani bunu bir sanatçıdan alın. Bunun bir bedeli var tabii yani ki. Senin verdiğin örnek de işte otel aynı yani. Milyonlarca lira para harcıyorsun. Ya bu nasıl mantıktır ya? Evet, koy abi ya, 30 bin liralık bir resim koy oraya da ya. Ne bileyim 20 bin liralık bir resim koy ama orijinal olsun. İşte orijinal yani. Bu arada programda böyle efendim spontan şekilde bazen gelişiyor konular. Yani sanat piyasasına dair ya da sanatçıların problemlerine dair de konular gündeme geliyor ve bizim de buradan efendim bununla ilgili sözlerimiz oluyor. Hatta bazen de ricalarımız oluyor gördüğünüz gibi. Bu çok önemli bir konu. Bu orijinal sanat ürününün eve ya da herhangi bir yere konulması konusunda sanatçıların çok büyük kaygıları var. Yani görüldüğü gibi bunu hepimiz yaşıyoruz. Peki, şimdi... Farklı ilgi alanların var mı? Resim yapıyorsun. Resmin dışında da değişik, mesela tamamen kontrast resimle farklı olan bir şeyle uğraşıyor musun ya da bir şeylerle uğraşıyor musun? Ya okuma bazında biraz böyle spiritüel yaşamla ilgili, biraz dünya dışı varlıklar ilgimi çekiyor. Peki, ama araştırma bazında. Şey yani, mesela hani çok bu böyle şey, spiritüel yaşam çok enteresan bir konudur. Yani bunun içine girersen bir daha çıkamazsın evet. Zaten. Yok zaten hani çok ahkam keseceğim düzeyde değilim. Ahkam kesmekle alakalı değil dostum. Şunu söylemeye çalışıyorum. Mesela bunlar seni besliyorlar ve bu beslenme süreci bir şekilde resme yansıyor mu? Senin yaptığın işlere yansıyor mu? Ya onları ben daha çok pozitif bakış açısıyla ilgili olanları, yani biraz daha hayata pozitif bakma anlamında... biraz farklı pencereyi genişletmek bazında daha çok araştırma yapıyorum. Onun haricinde hani resimle birebir şeyim yok. Yani resmin dışında ekstra vakit buldukça bu tip şeyleri okuyorum, biraz araştırıyorum. Bazen internetten buluyorum. Anladım.
sana keyif verdiği kesin ama. Ya, öğrenmek güzeldir. Öğrenmenin yaşı yoktur. Öğrenmenin yaşı yoktur da o zaman biz de bir yemek tarifi alalım, biz de yemek öğrenelim senden bakalım. Çok güzel yumurta kırarım. Yemek tarifi verelim bakalım. Efendim, hadi buyurun. Çok güzel yumurta kırarım. Neyle kırıyorsun yumurtayı? Birbirine çarptırarak. Evet. Yani o klasik usul. Tabii. Ben hala tavanın kenarına vuruyorum, elim batıyor. Aa, evet. Çöpe atıp kabukları sonra elimi yıkıyorum. Yakışıyor tekrar. Öyle. Anlat bize ya. Bir, güzel bir böyle bir menemen anlat bakalım, ne yaparsın? Allah. Yumurta dedin sen şimdi. Tamam, melemenin böyle işte domatesi, salça kıvamına melemen getiriyorsun. Melemen midir, menemen midir ya? Hep karıştırıyorum. Melemen diyelim, melemen. Melemen, abi. Melemen diyelim. Melemen, abi. Melemen, tamam. Menemen şeyi hatırlatıyor. Menemen, tamam. Bir ilçeyi hatırlatıyor. Tamam, anladım. Yani benim bildiğim yani yanlış da söylüyor olabilirim, bilmiyorum. Evet. Ben yani bu konuda... Buyurun anlatın, dinliyorum sizi. Yemek yerim de çok yapamam. Yani mesela hiç evde zorda kalınca yaptığın yemek yok mu? Yok, en fazla yani kahvaltı yaparım zorda kalırsam. Yemek olarak hiç becerim yoktur. Efendim, bakın karşımızda bir ressam var ama biz kendisinden yaratıcı bir yemek tarifi beklerken çok zorda kalırsam kahvaltı yaparım diyor. Ya da çıkar dışarıda yerim. Ya lütfen biraz yaratıcı olun Turan Beyciğim yemek konusunda. O güzel resimlerin karşılığı yemekte de size tezahür etsin beyefendiciğim. Evet. Ama maalesef dediğim gibi bu konuda çok... Ne seversin o zaman? Hangi yemeği seversin yani? Ben yemek ayırmıyorum Recep ya. Yani ama şöyle, yani haz duyarak yedik, genelde et yemeklerini haz duyarak yerim. İşte böyle bir mantı, güzel bir mantı olursa. Ama sebze türü şeylerde tabii ki... Sen sebzeci değilsin. Yiyorum. Peki, resim üretim sürecinde iştahtan kesilir misin? Yani yemeği unutur musun? Yani çünkü daha çok resme fokuslandığın için o sırada... Evet. Yani genelde yemek yiyip veya sabahsa kahvaltıdan sonra indiğim için acıkırım ben. Bu kilo acıkırım. Kilo belli. Evet. Acıkma kilosu mu? Tabii acıkıyor. Ya mesela aslında bizler için en sıkıntılı şey hani bazen yemek yemeyi bile unutmamız. Hani bunu geçenlerde gene programda kiminle konuştuğumu şu anda hatırlayamadım ama hakikaten ben mesela bazen atölyede yani belki sabah gelirken eğer İstiklal Caddesi'nden bir simit aldıysam onunla durduğumu hatırlarım. Yani daha doğrusu şöyle, aklıma yemek yemek gibi bir şey gelmiyor. Yani öyle bir anda beyin öyle çalışmıyor. Yani sanki hayatımın bir tarafında yemek yok, hiç yemek diye bir şey yok. O sırada ben sadece üretim aşamasındayım, üretiyorum, olaya fokuslanmışım. Dolayısıyla akşam işte 7'de 8'de çıkarken, aa şey diyorum, ben bugün yemek yemiş miydim? Aklıma geliyor bir anda. Yemek yemiş miydim diye soruyu kendime soruyorum. Bünye ama çok önemli burada. Yani benim kan şekerim düşüyor ve o beyin zaten onu bana hatırlatıyor, o bünye. Ha, size sinyal veriyorlar. Evet, tabii. Peki resim yapmadığınız dönemlerde de size bünye böyle bir ihtiyacı olduğunu hissettiriyor mu? Resim yapmalısın diyor mu? Tabii. Bak ara verdin, resim yapmalısın diyor mu? Vicdan azabı çeker. Vicdan azabı, hepimizde evet. Var bu biliyor musun? Evet. Harika ya. Bak bu demek ki... Kimle konuştuysam hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı herkesin ortak söylediği şey. Evet, vicdan azabı çekiyoruz. Vicdan azabı çekiyoruz yapmadığımız zaman, değil mi? İşini yapmıyorsun. Tabii, çünkü. Çok rahatsız ediyor beni. Çok rahatsız ya, ediyor. Psikolojik olarak çok rahatsız ediyor. Çok doğru söylüyorsun. Yani yazın bazen işte çocuklarım için Enes'e giderim. Yani hani onların hatırına kalıyorum 19-20 gün. Hakikaten içim yiyor. Yani hani gidip bir şeyler yapma isteği. Çok dürtükleyici. Pekala, bu ilham dediğimiz olay sende nasıl gelişir? Yani bunun için özel bir taktiğin var mıdır? Yoksa işte herhangi bir televizyonda film izlerken ya da sinemada film izlerken çıkar ya da müzik dinlerken çıkar. Ne şekilde bu? Yani bu bunun sana ortaya çıkış süreci ne şekilde olur? Ya ilham denilen şey aslında böyle çağırarak bir anda tak diye gelir. Onu zaten ben de ama şöyle bir şey var. Eğer ben not almazsam bazen ya çok güzel fikirler geliyor, unutuyorum evet. Yani not alıp anında icraata dökmem gerekiyor. Yani anında icraata dökmen gerekiyor da mesela bazen de şöyle bir şey oluyor. Gece evindesin, gecenin kör vakti saat 2. Yani o sırada hani onu gerçekleştirebilecek her türlü malzemen elinin altında var mı? Hayır, yani yok. Yani o şeyi yanlış anlattım. Ben anlatamadım herhalde. Yani kısa zamanda... Ha, kısa zamanda demek istiyorsun. Yani geniş bir süreç. Yani birkaç gün sonra, birkaç hafta içinde. Yani eğer notumu iyi aldıysam o şekilde bir şeyi kısa sürede yani bir hafta 10 gün içerisinde projelendiriyorum ve yapıyorum. Pekala.
çevreden, eşten, dosttan senin mesleğine insanların bakış açısı nasıl? Nasıl görüyorlar? Yani Turan büyük kahraman, onlara ben ressamım dediğinde gelen tepkiler nasıl? Yani kim çok acı güldün ya. Bir resim versene abi. Canım aman yarabbi, aman yarabbi. O zaten tabii. Sizde bir petrol kuyusu gibi bir resim kuyusu var. Siz orada her gün dolum yapıyorsunuz. Ya ben o konuda dertliyim tabii ya. Efendim? Ben o konuda dertliyim yani. Ya bir resim de hani eve asayım. Bir de sipariş verdiler. Şöyle resim yani var. Yani evet maalesef. Ya ilgisini çeken de o. Hayır, şunun için soruyorum aslında. Mesela hala bazen hani gelen tepkilerden onu görüyorum. Yani sokaktaki insandan ya da çevremden, mahalleden, çevremden derken kendi çevremden değil ama mahallede işte biriyle konuşuyorsun falan. Seni çok iyi de tanımayan birisi işte böyle bir iş yaptığını öğrenince senin yaptığın işi aslında meslek olarak görmüyor bile. Evet. Yani aslında benim birazcık sorumun karşılığı hani bu anlamda ya hani hani başka iş mi bulamadın gibilerden. Evet ya, para kazanılmayacak. O şeye geldi ya işte aileler ressam olacağım deyince genelde karşı çıkarlar, hani olup aç mı kalacaksın? Hayır, o klişedir ya. Evet. Aç mı kalacaksın? Evet. Ya o çeşit bakış oluyor tabii ama yani farklı alanlarda da tabii para kazanmak için çalışıyoruz. Ama yani şimdi burada şöyle bir hatırlatmada bulunmak istiyorum sevgili izleyenlere. Şimdi resim yaparak hani ailelerin söylediği, sevgili Turan Büyük Kahraman'ın hatırlattığı şey var ya, işte aç mı kalacaksınız dediği şey aslında midenin açlığıyla alakalı bir şey. Ama bir de ruhun doyuma ulaşması var, ruhun doyması var. İşte biz aslında bunu yapıyoruz. Bizim için en önemli olan şey midenin doyuma ulaşması değil, ruhun doyuma ulaşması. Dolayısıyla aslında bu bizi en çok bağlayan, bizi en çok tatmin eden öge değil mi sanatta? Evet, tabii ki. Yani ruhun olgunlaşması da çok önemli. Yani zaten spiritüel yaşam dedim ya az evvel. Evet. Yani aslında evrilerek gelen ruhumuz, yani madde olarak bedeni kullanımı, hı-hı, aslında her geldiğinde sendeki, kendindeki eksiği tamamlamaya geldiğimiz arz olunuyor. Pekala dostum. Sen böyle düşünüyorsun ve buradan yavaş yavaş programın sonuna gelmeden önce senden sanatla uğraşmak isteyenler için bir iki laf alalım. Yani yani benim önemsediğim samimiyet. Samimi olmak. Evet. Yaptığın işte samimi olmak. Sadece samimiyet. Aslında var ya hani hepsini özetliyor. Vücudun tam kalbini çıkardın, aldın yani. En öyle, önemli şeyi söyledin. Öyle. Yani ne işi yaparsanız yapın, o işte samimi olmanız çok, evet, önemli. Harika. Yani samimi olmadığım bir şeye imza atmam ben. Hı hı. Yani resmin altına imza atmam. Yani tatmin olmadığın zaman tabii, o resmi zaten kesinlikle ne insanlara gösteriyorsun, ne de...